Kayıda Kayıt. başlayacağım. Tamam, başlattım tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi SMA üzerinde duracağız. Bizimle birlikte de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı'ndan Hilmi hocamız bizimle birlikte. Aynı zamanda konuk olarak nörobilim master yapan Ayça Şahin bizimle birlikte. Kendisi de aynı zamanda SMA salonu birinci elden tecrübe eden bir kişi. Bir iki konumuz daha var sanırım. Umarım onlar da katkıda bulunacaklar. Bu şekilde önce ikisinin de bize bir bilgi sunumu olacak. Çok uzatmadan lafı hocama vereceğim. Sonrasında bir soru cevap yapacağız. Eğer isterseniz sonrasında siz de söz alıp kameranızı açıp soru sorabilirsiniz. Eğer aklınıza bir şey gelirse çetede yazabilirsiniz. Buyurun hocam, söz sizde. Çok teşekkür ederim Dila. Önce ben bu güzel girişiminizden dolayı sizleri kutluyorum. Gerçekten en azından COVID günlerinin yaratmış olduğu olanakları da böylece gösteriyorsunuz. Buralardan ulaşabilmek, sizlerle konuşabilmek, görüşlerimizi paylaşabilmek bizim için büyük bir şans. Bu da zor günlerde yarattığınız olanaklar. Ondan dolayı Pelin'e yazışmalarıyla onunla yaptık. Dila'ya ve Ayça'ya katıldığı için çok mutluyum. Böyle bir konuyu onunla beraber konuşabilmek, onunla beraber tartışabilme şansı olduğu için. Dolayısıyla hepinize hem iyi akşamlar diliyorum hem de teşekkür ediyorum. Şimdi ben size spinal muskular atrofiden bahsedeceğim. Bu konudaki bir kısım deneyimlerim de olduğu için belki onları da onun içerisine katmaya çalışacağım. Bir kere spinal muskular atrofi motor sistem hastalıkları dediğimiz hastalıklar grubu içerisinde bir hastalık. Şuradan ilk önce işaretleyici açayım. Büyük bir hastalık grubu aslında bu motor sistem hastalıkları. İçlerinde çok iki büyük alt gruba ayrılıyorlar. Bir motor nöron hastalığı grubu var. Bir de heredofamilyar ilerleyici kas atrofileri kısmı var. Motor nöron hastalığı grubu içerisindeki esas uğraşım çoğunluğu burada amyotrofik lateral skleroz var. Onun da alt grupları var ama onları buraya kafanız karışmasın diye sadece üç tanesini koydum. Progressive muscular atrophy var ki bu SMA'nın motor nöron hastalığı grubundaki tam karşılığı diyebiliriz aslında progressive muscular atrophy'ye. Zaten isimleri de çok benzer gördüğünüz gibi spinal muscular atrophy yerine progressive muscular atrophy burada. Bir de primer lateral skleroz var. Bu hastalıkların, bu grubun en önemli özelliği aslında tutulan bölgeyle ilişkili. Motor nöron dediğimiz motor nöronlar santral sinir sistemimiz içerisinde iki bölümde yer alıyorlar. Bir tanesi kortikal yani beyinde yer alanlar, motor alanımızda temel olarak yerleşmiş olanlar. Bunlara üst motor nöron, piramidal nöronlar bunlar. Şu mavi renkli gösterilenler. Bir de bizim medulla spinalis'te yerleşen alfa motor nöron dediğimiz gri cevherde ön boynuz içerisinde oturan yerleşmiş olan motor nöronlar. Bunları da alt motor nöron duruyoruz. İşte motor nöron hastalığı bahsettiğim hastalığı temel olarak üst ve alt motor nöron hastalığı tutulumuyla giden bir hastalık grubu. Şimdi bizim inceleyeceğimiz veyahut da bugün anlatmaya çalışacağım spinal muskular atrofi ise heredofamilyar ilerleyici kas atrofileri grubunda. Ve bunlar içerisinde Werding-Hofmann, Wolfhard, Kugelberg-Welander var bunlar içerisinde ki bunlardan büyük ölçüde bahsedeceğim. Bir de Kennedy sendromu var. Hiç bahsetmeyeceğim bugün bu erişkin yaşında yine heredofamilyar ilerleyici kas atrofilerinden. Bir de çocukluk çağının ilerleyici bulbar pasisi var. Bunu da motor nöron tutulumuyla giden bir forma ama bunun da ayrı özelliği var. Dolayısıyla bu iki grup içerisinde, işte bu grubun en önemli özelliği ise, heredofamilyar ilerleyici kas atrofilerinin en önemli özelliği ise alt motor nöron bulgularıyla gidiyor olması. Yani motor nöron hastalığı dediğimiz, amyotrofik lateral skleroz dediğimiz grup, üst ve alt motor nöron bulgularıyla giderken, heredofamilyar ilerleyici kas atrofileri alt motor nöron grubuyla özellikle gidiyorlar. Bunlar neler? Bunları biz muayeneden çok iyi tanımlıyoruz. Atrofi oluyor. Kaslarda atrofi oluyor. Bence hangisi Yüzsüzlük oluyor. mantıklı? Yüzsüzlük oluyor. Fasikülasyon oluyor. Ve Neden? hiporefleks, reflekslerin kaybı veyahut da reflekslerin azalmasıyla karşılaşıyoruz. Bu bulgularla biz
Bunun hastadaki bulguların alt motor nöron tutulumu, yani alfa motor nöron etkilenmesiyle olan bir hastalık olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar, bu hastalık grubunun en önemli özelliği duysal, yani herhangi bir yakınmayla gelmemeleri, yani duysal sistem tutulumuna ait bir bulgu olmaması temel özellikleri. Motor sistem, hareket sistemimizle ilişkili olarak ortaya çıkması. Hareket sistemimiz neden önemli? Aslında varoluşumuz hareket kaslarımıza bağlı. Yani kaslarımızın kontrolünü sağlayan yapılar, hücreler bunlar aslında. Dolayısıyla hem kolumuzu, bacağımızı hareket ettirmemizde bunlara borçluyuz. Burada medulla spinalis içerisinde alfa motor nöronların yerleştikleri yerleri görüyorsunuz. Onlar da kendi has dağılımları var. Çok ilginç gerçekten. Burası motor kontrol ilişkili göreceksiniz. Kendi yerleşimleri var. Orta hatta medyalde olan kasları kontrol edenler alfa motor nöronun medyaline yerleşiyorlar. Distalleri kontrol edenler ki büyük ölçüde lateral kortikus spinal traktüs tarafından, yani üst motor nöron tarafından kontrol edilen kısmı, onlar da laterale yerleşiyorlar. Ve buradaki yerleşimde fleksör kas grubuyla, yani ekstremitelerimizi kısalttığımız kısımdaki kas gruplarıyla ekstensör, yani uzattığımız kısımdaki gruplarda birbirlerinden farklı bir yerleşim içerisindeler. Ekstensörler daha çok böyle lateral yerleşimliymiş gibi gözükürken fleksörler biraz daha intermedio lateral bir yerleşim gösteriyorlar. Dolayısıyla bunlar sadece kolumuzu bacağımızı değil, hareket bizim varoluşumuzun en önemli şeyleri. Mesela soluk alıp vermemizi alfa motor nöronlar sayesinde, onların kontrolünde diyeyim. Yutmamız onların kontrolünde, yürümemiz, bütün becerilerimizi, kaslarımızı yaptığımız becerilerin kontrolü alfa motor nöronlar tarafından oluyor. Dolayısıyla hastalık temel olarak medulla spinalis'te yerleşmiş olan alfa motor nöronları etkileyen bir hastalık olduğu için bizim motor yeteneklerimizi, dolayısıyla da varoluşumuzla ilişkili en hayati fonksiyonlarımızı etkiliyor. Günlük yaşam aktivitelerimizi etkiliyor. Varoluşumuzu, yememizi, içmemizi, konuşmamızı, nefes alıp vermemizi etkileyebilen potansiyeline sahip bir hastalıkla karşı karşıyayız. Şimdi biraz size hastanın nasıl tanımlandığı tarihçesinden bahsedeceğim. Ben de hani bunu önemsiyorum aslında her zaman. Çünkü bir hastalığı kavramak, o hastalığı insanlığın nasıl kavradığının tarihini de kavramakla ilişkili gibi geliyor. Burada da bence buna benzer bir özellik göreceksiniz. En sonunda bunları birleştirebilirsem eğer. Hastalıktan ilk bahsedenler, bu hastalıktan Werding Hoffman, ikisinin ismi Johanna Hoffman'la Guido Werding. İkisi de Alman, birisi Heidelberg Üniversitesi'nden. Aslında Avusturya, hani bir tanesi Viyana. Yani hani, ama şu anda tabii o an için tek aynı ülke diyebiliriz. Birisi Almanya, bir tanesi Avusturya diye düşünebilirsiniz aslında. Neyse. Hoffman çok meşhur nörolojide. Hoffman refleksi var, biliyorsunuz. Onun adını veren kişi. Bunlar o dönemin, yani 1800 ikinci yarısı 1800'ün sonuna doğru olan nörolojinin önde gelen kişileri. Ve aslında 1800'ün ikinci yarısı 1900'lerin başına, biraz daha ilerisine kadar bizim hastalıkları grup tanımladığımız yıllar diye düşünebilirsiniz. Yani şu özellikler var, bunlar diğerlerinden farklı. Dolayısıyla bu bir hastalıktır diye tanımladığımız dönemler. İşte o şekilde Johanna Hoffman 1893'te aşağıda makalesinde göreceksiniz. Tanımlamış bu. Bir ailede tanımlıyor. Ve kaslarda atrofiyle giden, kronik spinal atrofiyle giden, Almanca burada gördüğünüz gibi, bir aileyi tanımlıyor. 1893. Aslında Hoffman bunu ilk aileye tanımlıyor ama bunun aslında ayrıntısını yapan, geliştiren, onun da 1891 aslında gördüğünüz gibi Werding, çok daha ayrıntılı şekilde bu kas atrofileriyle giden ve patolojik bulguraları olan o zamanın önemli bir dergisinde
bu daha derli toplu bir şekilde herediter, özellikle progresif herediter hereditar ve progresif kas güçsüzlüğe giden formu tanımlıyorlar. Bunlar ayrı bir hastalıktır diye tanımlıyorlar. Hani bugün size basit gibi gelebilir ama bir sürü hastalık içerisinde ayırt edebilmeye başlamak o dönemler için hayal etmenizi isterim. Yani bir sürü hasta geliyor ama hangi hastanın hangi nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ama sonuçta bakıyorsunuz belirli ortak özellikler var. Hepsini birleştiriyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın bu özelliklerde olan bir hastalık, bu bir antitedir, bir ortak özelliktir, bu bir hastalıktır diye tanımlıyorsunuz. Yani bugün tıp eğitiminde dönem 1, dönem 2, dönem 3 dönemli gördüğünüz hastalıkların tanımlanma süreci öyle çok kolay olmuş bir süreç değil. Bu hasta daha sonra ikisinin adını taşıyan Werding-Hofmann hastalığı deniyor bu gruba. Bugün biz spinal muskülar atrofi 1 dediğimiz form bu. Ve başka adlar da veriliyor. İnfantil spinal muskülar atrofi, SMA 1, SMA infantil akut formu veyahut da spinal muskülar atrofi tip 1 de bunların arasında kullanılır. Ama orijinal adı Werding-Hofmann paradisisi hastalığı. Ben bazen derste soruyorum. Werding-Hofmann hastalığını bilen var mı diye, hiç kimse bilmiyor. Ama SMA'yı bilen var mı? SMA'yı biliyorlar. Ama bence yine de ismiyle bu kişi bunların bu bizim meslektaşlarımız, hocalarımız, onlara çok şey borçlu olduğumuz için yine isimlerini hatırlamakta yarar var. Daha sonra bu 1800'lerin sonu, gördüğünüz gibi 1891-93, 1942'ye kadar böyle gidiyor. Yaklaşık 40 yıl sonra bu sefer Wolfhardt Almanya'dan, Wolfhardt bir başka grup tanımlıyor ve bunun patolojileriyle ön boynuz tutulmayla giden progresif bir hastalık, yavaş progresif bir hastalık grubunu tanımlıyor 1942'de. Daha sonra bunun daha ayrıntılı bir şekilde iki kişi buradaki. Welander, bu İsveç'in ilk nörolog şeylerinden, nöroloji profesörlerinden, yani bir bayan Lisa Welander, 1909-2001 yılları arasında yaşamış. Onunla Kuzey Avrupa ülkelerinden yaşayan Kugelberg. Kugelberg aslında elektrofizyolog aynı zamanda. Zaten hastalığı tanımlamada EMG'yi kullanmaları çok önemli. Bu ikisi, birlikte o zaman yeni bir formu tanımlıyorlar. Daha geç çıkan, daha erişkin yaşa doğru gelmiş, bakın şöyle özeti içerisinde ele alırsak, 6 ile 18 yaşlar arasında olan proksimal kas güçsüzlüğü ve atrofileriyle giden bir aile tanımlıyorlar. Ve toplam olgu sayısı galiba 60'a yakın olguyu toplayıp bunlardan değerlendirerek farklı bir form diye tanımlıyorlar. Yani Werding-Hofmann'ın tanımladığından çok daha geç yaşta ortaya çıkan ama EMG'de alfa motor nöronunun etkilendiği bir hastalık grubu. Bu neden önemli? Daha erişkin yaşa 6-18 yaşlar arasında olmuş olması. O zamanki kas hastalıklarıyla karıştığı için, yani bu yaşlarda çıkan özellikle musküler distrofiler var, Becker musküler distrofi var ki o zaman yine Becker'in tam adı, onlarla karışabilen bir hastalık grubu olduğu için bakın atrofika muskulorum spinalis pseudomyopatika, yani diye de hani böyle de tanımlıyorlar. Myopatik değil, nörojenik. EMG'den Kugelberg bunu biliyor. EMG yine yaptığı zaman bunların alfa motor nöronun tutulmuş olduğunu anlıyor. Dolayısıyla farklı bir hastalık grubu ve dolayısıyla da bu üç kişinin adı Wolfhardt ilk tanımlayan 1942'de, Kugelberg ve Welander ki derli toplu, işte evet bu bir hastalık grubudur diye söyledikleri için böylece bir farklı bir form daha tanımlanmış oluyor. 1955-56'lar, 1955'lere geldik. Daha sonra bir İngiliz, bu sefer Victor Dubowitz, halen yaşıyor, 1931 doğumlu.
çok önde gelen kas hastalıklarıyla uğraşan bir bilim insanı. Çok gerçekten çok kıymetli bir bilim insanı. Ve bakın 2017'deki önemli bir kas hastalıkları kitabının başında 60 yıllık spinal muskül atrofi deneyimi, kendisinin bu destansı yolculuğu bu şekilde bir şekilde tanımlamış. Yani o olağanüstü bir şey aslında. O 1964'te bu Berdy Hoffman'ın tanımladığı infantil progresif spinal atrofilerle Kugelberg ve Wallander'in, Wolf Kugelberg ve Wallander'in tanımladığı adolesan ve adult yaşa kadar gelen olan form arasında bir form daha tanımlıyor. Diyor ki yani ne Berdy Hoffman'ınkine benziyor ne de Kugelberg ve Wallander'in tanımladıklarına benziyor. İkisi arasında kalan bir spektrumun olduğunu ve bunların infantta başladığını, hafif güçsüzlükte başladığını, halen ambulant yani yer değiştirme özelliklerini, yürüme özelliklerini kaybetmediklerini ve yavaş bir şekilde ilerlediklerini olan bir hasta grubu tanımlıyor. Böylece aslında 1964 ki hani çok yakın bir tarih, böylece üç büyük grup hastalığını tanımlamış oluyor. Şimdi bakın toplam olarak bugünküne bakarsak SMA 5 tipe ayrılmış durumda. SMA 0 dediğimiz, artık bunu daha sonradan anlıyoruz. Şimdi ileride biraz daha bunun nasıl olduğunu anlatacağım size. Prenatal doğum öncesinde başlayıp doğumda sonun desteği gereken grup olan bir tripimiz var. Buna SMA 0 diyoruz. Onlar hiçbir zaman oturamıyorlar, ayakta duramıyorlar, yürüyemiyorlar ve yaşam beklentileri 6 aydan düşük oluyor. Yani doğduklarında solunum sıkıntısıyla doğuyorlar bebekler. Ve prenatal olduk doğum, yani ne karnındayken hastalığın var olduğunu biliyoruz bunlarda, SMA'da. Onlara sıfır deniyor. Verdin Hoffman, SMA tip 1 dediğimiz tipi tanımlıyorlar. 6 aydan önce başlıyor. Doğumda solunumları normal ama oturamıyorlar, ayakta duramıyorlar, yürüyemiyorlar ve yaşam beklentileri genellikle 2 yaşın altında bu hastaların. Buna SMA tip 1 diyoruz Verdin Hoffman'ın tanımları. Dubovic'in en son tanımladığı işte SMA tip 2. Onlar başlangıç yaşı 6 ile 18 ayda başlıyorlar ama yavaş ilerliyor. Doğumda tamamen solunumları normal. Oturabiliyorlar, ortalama dengeleri var. Ama ayakta durmaları, yürüyebilmelerinde sorun var ve yaşam beklentileri de 10 ila 40 yaşa kadar oluyor. Kugelberg Wallander'ın tanımadıkları 1940'larda 46-50'lere doğru tanımadıkları ise onlar formu ise 18 aydan sonra başlıyor. Doğumda tamamen solunumları normal, herhangi bir problemleri yok. Oturabiliyorlar, ayakta durabiliyorlar, yürüyebiliyorlar ve yaşam beklentileri de yetişkin yaşında kadar, hani diğer normal yaşam beklentisine yakın bir yaşam beklentisi içerisinde oluyorlar. Bir de tip 4 var. Özel bir adı yok bu tip 4'ünde. Bunlar da başlangıç yaşı 5 yaşa kadar normal, hiçbir problemleri yok. Doğumlarında solunum sorunları yok. Oturabiliyorlar, ayakta durabiliyorlar, yürüyebiliyorlar ve aynen Gerber Wallander'de olduğu gibi yaşam beklentileri yetişkin yaşa kadar oluyor. Dolayısıyla demek ki bu tarih içerisinde bakınca, değil mi? Biz ilk önce en ağır formu tanımlamışız insanlık, Verdi Hoffman'ı. Tabii sıfırı tanımlamak kolay değil çünkü doğumda hemen solunum sıkıntıları var. Çok kısa zamanda kaybediyorsunuz. Prenatal bulgular var ama anlamanız mümkün değil. En ağır formunu. Daha sonra Kugelberg ne yapmış? Daha erişkinde olan Kugelberg ve Wallander o formu tanımlamışlar. Sonra daha demek ki rezolüsyonu artmış tıbbi bakış açısının hastalardaki. Dubovic ise ikisi arasındaki formu tanımlamış gibi gözüküyor. SMA tipleri de tanımak için ise başka bir şeyler gerekecek, göreceksiniz. Yani işte burada SMA verdiği Hoffman'ın bahsettiği özelliklerde olan floppy infant denilen tablo, 2 yaşa kadar beklentileri olan, doğumda solunumları normal olan ama hızlı progresif gösteren yine de formu. Ve solunum desteğine ihtiyaçları oluyor onların bir süre sonra. Bu ise
Dubovic'in bahsettiği form, daha arada olan bir form oturabiliyorlar ve destekle yürümeye ve daha yaşam beklentileri daha uzun olan bir form. Şimdi tabii bu dönem içerisinde bir kere hem genetiğinden hem de epidemiolojisinden biraz bahsetmem lazım. Çalışmalar göstermiş ki 6.000 ila 10.000 canlı doğumda yaklaşık bir hastalık, bir hastalık. Yani insidans bakarsanız 6.000 ila 10.000 canlı doğumda bir gibi gözüküyor. 6.000 doğumda bir tane gözüküyor. Aslında SMA tip diğer tiplere göre en yüksek insidansa sahip. Yani verdiğim Hoffman diye tanımladığım şey. Ama onun mortalitesi yüksek olduğu için prevalansları düşük. Bu da ilginç bir şey. Yani bir şeyin instansı çok yüksek olup prevalansı düşük olabiliyor. Bu SMA tip 1 verdiğim Hoffman bunun en güzel örneği. Ve yaklaşık yaşayan tüm SMA'ların yaklaşık %50'sinin SMA tip 2 olduğunu söyleyebiliriz. Aslında tümünün. %36'sı tip 3. Oluyor. Yani demek ki Kogelberg-Wernicke bir kısmı da %12'si tip 1 ancak. Yani verdiğim Hoffman olan %12'si yaşayan ama yaşayanları kastediyorum tüm popülasyondaki. Demek ki daha çok Du Bois'in ve Kogelberg-Wernicke'nin tanımladıkları oluşuyor. Şimdi genetiğine bakarsak otozomal resesif bir hastalıkla karşı karşıyayız. Anne ve babanın taşıyıcı olması lazım. Sağlıklı olabiliyor, taşıyıcı olmaları lazım. Ama anne baba taşıyıcı iken eğer anneciğim sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Taşıyıcı iken çocuklarda hastalığın görme olasılığı otozomal resesif olması nedeniyle etkilenen çocuğu ancak %25 olasılıkla etkilenebilir. Yani çünkü otozomal resesif olduğu için her ikisinden de bu gene delesyonu olan, neyse patolojik olan, birazdan bahsedeceğim bundan, gene alması lazım ki ancak hastalık olsun. Ama %50'si taşıyıcı olacak ve %25'i de hiç etkilenmeyen bir birey olmuş olacak. Dolayısıyla böyle bir geçişi olduğunu biliyoruz. Yani otozomal resesif bir geçişi olan bir hastalık olarak tanımlayabiliriz hastalığı. Tabii farklılıkları var. Birazdan onu da tekrar bahsedeceğim. Şimdi bu bilgiler içerisine bakarken 1900 biz ne yaptık? Biz de kendi hastalığımızdan da kısaca burada bahsetmek istiyorum. Biz de erişkin tabii çocuk SMA tip 1'ler bize gelmiyor. 0 ve 1'ler biz görmüyoruz. Biz daha çok yani SMA erişkin yaşta hasta grubu görünce SMA tip 2, 3 ve 4'leri görmüş oluyoruz. Ve gerçekten de bizim hasta şu anda nusinersen verdiğimiz hasta grubunun dağılımı bu aslında. Demek ki tip 3 bizim de en çok hastalığı oluşturanlar 14 olgu oluşturuyormuş. Yaşlar 37 artı eksi 14 yani 20 ile 60 yaşlar arasında bayağı gördüğünüz gibi geniş bir yetişkin yaşa ulaşabiliyorlar. Kadın erkek oranları biraz daha ya birbirine yakın denilebilir. Başlangıç yaşlarına bakarsanız yaklaşık 36 ile yani 3 yıl ile 10 yıldan sonraya kadar başlamışlar başlangıç yaşları. Ve hastalık süreleri de 29-30-40 yıllara kadar uzanıyor. Tip 4'ler var, 2 tane nadir olsa da. Bunlar 38-41 yaşlarında bir kadın bir erkekten oluşuyorlar. Ve bunların da başlangıç yaşları bayağı gördüğünüz gibi yıllara 10 yıldan 20 yıldan değil mi? 20 yıl 3 yıl pardon 30 yıl neredeyse olmuş hani ay olarak düşünürsek ve de hastalık süreleri de neredeyse 20-25 yıldır hastalık tanısı konulmuş gözüküyor. Tip 2 formu yani Dubovic'in tanımladığı form ise ki bizim erişkin yaşına gelmişler. Hastalık süreleri gördüğünüz gibi yaş 26.8, hastalık süresi de 24 yıl burada. Dolayısıyla demek ki ne kadar erken yaşta başladığını ve 24 yıldır da yaklaşık 20 ortalama 24.4 yılda bu hastalıkla başa çıkmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Dağılımları biraz evvelkine benziyor aslında. Tabii bu hastalık tedavi görme nedeniyle hastaneye başvuranlar toplumdaki dağılımın tam karşılığı olmasa da yine de bize bir fikir veriyor.
Şimdi hastalık alt tiplere tanımlandıktan sonra geçişi de belli. Hereditar bir hastalık olduğu belli. Hereditar familyar bir hastalık olduğu zaten ilk tanımda söylemiştim. Şimdi ama nerede problem? İşte bunun çözülmesi 1990. 90'da iki tane ardı ardı yayın bakın Nature'da çıkmış iki yayın. Bir tanesi 5 Nisan'da, diğeri 19 Nisan'da. İki büyük grup genetik hastalığın, spinal muskül atrofinin genetiğini çözmüş oluyorlar. 5Q11.2-13.3'te olarak gösteriyorlar ilk 5 Nisan'daki grup. Bu Brucellosis Tovistlerin grubu. Bir sürü kişi var gördüğünüz gibi. Dubovis de burada bakın. Dubovis de burada. İlk tanımlayan grup içerisinde. Diğeri de 19 Nisan'da ki yayınlanan grup. Onlar da yine 5Q'da kromozom 5. kromozomun Q'sunda tanımlıyorlar bu hastalıkla ilişkili genetik defisiti. Burada da önemli kişiler var. Melki ve grupları. Bunlar gördüğünüz gibi çok sayıda insan, ne kadar çok sayıda insanın emeğiyle başarılmış olduğunu bu yayınlardaki isimlere bakarak tanıyabilirsiniz. Yani gecesini gündüzüne saçını başını yolmaya dayanan ve uzun bir süreçlerin sonucunda hastalığın hangi gende nerede olduğunu saptamak kolay bir şey değil. Burada Aicardi var benim isimlerden dikkatimi çekenlerden Cohen var. Evet, ne buluyorlar? Bir kere 5Q 11.2 13.13'te tanımlıyorlar. Bakın bu aile ağaçları ikinci yayındaki tanınan aileler. Bir kısmı akraba evlilikli olanlar var. Anne baba akraba olanlar var. Evlilik şunlar çocuklar. Ama akraba evliliği olmayanlar var. Anne Ayça'nınki gibi birazdan bahsedeceğiz onda da. Bu bireylerin hepsini değerlendirerek 5Q'da lezyonu gösteriyorlar. Burası aslında motor nöronun hayatta kalma geni diye Türkçe'ye çevireceğimiz survival motor nöron geni, SMN geni. Ve bu nörona apoptozu inhibe edici protein geni, yani apoptozu programlanmış hücre ölümü diye tanımlayabiliriz. Hücreler, bütün hücrelerimiz kendi içerisinde kendi DNA'sını yok edecek mekanizmayı da taşıyorlar aynı zamanda. İşte bu SMN genindeki sentezlenen protein aslında bu apoptozu inhibe edici bir proteinin geni diyebiliriz. Ayrıca onun komşuluğunda bazal bir transkripsiyon faktörü ünitesi olan P44 ve H4F5'i içeren bir yerleşimi var. Özel, çok özel bir yerleşim var gerçekten. Ve bulunuyor ki, anlaşılıyor ki bunun iki tane kopyası var aslında. Telomerik ucunda bir tane de sentromedik merkezi olmak üzere iki tane kopyası var. Bu çok önemli bir özellik. SMN1 geni telomerik bölgedeymiş. Sadece bir nükleik asitte farklılık gösteren SMN2 ise sentromedik bölgede yerleşmiş. Şimdi bakın buldukları bu aslında. Beşinci kromozomda. Beşinci kromozomun işte şu bölgesinde 5Q12-3, 12-1 ile 2-3 arasında yerleşmiş olan şu bölgede SMN2, SMN1. SMN1 ile SMN2 arasında sadece bir tane nükleotitte bir fark var. Ve bu çok ciddi bir fark yaratıyor. Ama aynı zamanda bunun yanında komşuluğunda yine iki tane önemli protein sentezini sağlayan genin dokusu var. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Tabii genini bulunca mekanizma çözülmesi gerçekten çok etkileyici. Birdenbire hemen ortaya çıkmış. SMN1 geni aslında bizim SMN proteinini, yani bu nöronlar için hayati diyeyim olan bu proteinin sentezlenmesini büyük ölçüde sağlayan SMN1 geni. Şuradaki eksonlarını görüyorsunuz. Ve bu eksonlardan RNA, messenger RNA'ya göre birazdan Ayça bundan daha güzel bahsedecektir. Sonuçta bütünlükle yani SMN proteinini sentezleyecek messenger RNA ortaya çıkıyor. Oradan da böyle stabil
bir protein olarak üretilmiş oluyor. Ve vücudumuzdaki protein, SMN proteinlerin %90'ı SMN1 geninden üretildiğini biliyoruz. Şimdi SMN2 ilginç. SMN2 geninde bir tane nükleotit mutasyon vardı. Bu C yerine T geliyor. T gelince yalnız işler değişiyor. Çünkü exon 7 messenger RNA'dan pre-messenger RNA'dan RNA geçerken aktarılmıyor. Dolayısıyla exon 7'nin olduğu bölgenin olmadığı bir protein sentezleniyor. Bu unstable bir SMN proteini. Ancak %90'ı böyle, ancak %10'u kadar bizim klasik kullandığımız SMN proteini sentezliyor, SMN2 geni. Bu normalde böyle. Normalde hiçbir hastalığı olmayanlar da böyle. Ama bizim SMA'lı hastalarda SMN1 geni delesyonu var. SMN gen bölgesi de delesyon olduğu için SMN proteini sentezlenemiyor. Elimizde iki taneydi de bundan. SMN2 sentezler diye düşünüyorsunuz ama orada da burada T mutasyonu var. T mutant demeyin de T değişimi var. Dolayısıyla buradan da SMN2 ancak tam olan bütünlüklü kullanılabilecek %10 kadar olan sentezleniyor dediğim gibi. Diğerleri unstabil ve çok kısa zamanda hemencecik dağılıyorlar, degrade oluyorlar. Dolayısıyla nöronlar için hayati olan bir proteinin bu delesyon, bu genetik tek gendeki bu delesyon böyle bir sonuca sebep oluyor. O da ne yapıyor? Alfa motor nöronun ölümüne sebep oluyor. Alfa motor onun çevresindeki internöron bölgesi tamamen etkileniyor. Sinaptik bağlantılar bozuluyor. Buna bağlı olarak ikinci motor nöron bulgusu dediğimiz alfa motor nöron etkilendiği için aksonal dejenerasyon oluyor. Kas denerve oluyor. Kas aktivitesi zaten motor ünit dediğimiz yapı bozulduğu için kas aktivitesi, istenme aktivitesi kayboluyor ve kas denerve oluyor. Atrofi oluyor. Ve kas güçsüzlüğü olarak karşımıza bu tablo çıkıyor. Olan bu SMN proteinin olması. Şimdi bakın, biraz evvel bahsettiğim SMA tiplerine bakarsak, demiştim 5 tipi var. 0, 1, 2, 3, 4. Birdenbire şema oturmuş oluyor şimdi genini bulunca. SMN bir kopya sayısına göre koyunca hepsi her bütün taşlar yerine oturuyor. SMN tip 0'da SMN2 kopya sayısı 1. Delesyonu var biliyorsunuz, SMN1'de delesyonu var ama SMN2 kopya sayısı 1 olduğu için çok çok az, yetersiz SMN, hemen hemen hiç SMN proteini üretilmediği için çok ağır bir klinikle karşılaşıyoruz. Verdiğin Hoffman SMA tip 1'de ise SMN kopya sayısı 2. Dolayısıyla kopya sayısı 2 olduğu için de burada biraz daha fazla protein sentezlenmiş oluyor, ihtiyacı olan protein. Dubowski'de 3, Kugelberg-Wallander'de 3 ila 4 ve erişkin tipinde gördüğünüz tipte de 4'ün üzerinde olan sayıda SMN2 kopya sayısı oluyor. Dolayısıyla da protein sentez miktarıyla klinik arasındaki bağıntıyı biz 1990'dan sonra göstermiş oluyoruz. Müthiş bir şey. Yani Verdi Hoffman, Dubowski ve Kugelberg-Wallander klinikleri izleyerek kurdukları bağıntı aslında 1990'daki gen kopya sayısına bağıntılı bir tablo olduğunu anlıyoruz. Müthiş bir şey gerçekten. Hocam bir soru gelmiş. İsterseniz size sorayım. Çok uzattıysam kusura bakmayın, zamanı fazla geçmiş olabilir. Çok az kal ama evet, ama sorarız tabii ki. Yok, İstersen sonuna. O yüzden şimdi sorayım dedim. Peki sor, söyledi. Demiş ki hocam, tüm SMA tiplerinde aynı delesyon mu var? Benim anladığım SMN1 delesyonu, evet, aynı delesyon var. Delesyonu var yani. Ama bunu Ayça'dan birazdan daha ayrıntılı sorarız, tamam mı? Bu soruyu oraya da hocam. Tamam, ben teşekkür ederim. Şimdi aslında bu tipleri anlamamızı da
gerçekten tiplerdeki kliniği anlamamızı da dolayısıyla gene nasıl tedavi edeceğimizi anlamanın yolu gerçekten bu taşların bir araya gelmiş olması. Bakın intrauterin dönemde SMN proteinine ihtiyaç, santral sinir sisteminde SMN protein ihtiyacımızın en yüksek olduğu zaman intrauterin dönem. Ve doğum hemen sonrası şu pik gör, şurası şu çizgi SMN proteinine santral sinir sistemimizin ihtiyacı olduğu ihtiyaç miktarını gösteriyor. Yükseldikçe daha çok ihtiyacımız var. Şurada bazal demek ki 14-16 yaşından sonra bazal bir yeter seviyede böyle doygunluk noktasında. Bundan sonra çok az bir SMN proteini sentezleseniz nöronlarınızın ihtiyacını karşılıyorsunuz. Ama doğum sırasında o kadar çok ihtiyacınız var ki santral sinir sistemimizin normal çalışabilmesi için. Dolayısıyla bu dönemde olmadığında SMA tip 0 ortaya çıkıyor. Verdiğim Hoffman'da yine bu döneme denk geliyor. Bakın şu tepenin bulunduğu döneme denk geliyor. 0-3 yaşta. Dolayısıyla da burada bu dönem tip 1 ile ilişkili. Yani SMA tip 1'inki SMN geninin en çok proteinin en çok ihtiyacımız olduğu zamana denk geliyor. Sonra tip 3'e geldiğimiz zaman demek ki 3 yaşından sonra yani 4 ila 16 yaşlar arasında ise artık bu ihtiyaç giderek azalıyor. Dolayısıyla bu sizin sentezlediğiniz hani delesyon olsa bile tekrar sayısı fazla olduğu için sentezlediğiniz proteinler şu kritik dönemi atlattığı için bundan sonra da günlük yaşamını sürdürmenizi sağlıyor. Dolayısıyla bakın o zaman demek ki biz tedavi ne zaman vermemiz lazım bu durumda? İntrauterin vermek lazım aslında. Veyahut da ilk yaş içerisinde vermek lazım. İlk yaş içerisinde vermemiz SMN proteinini sentezleyecek bir yol vermek zorundasınız. Veyahut da hemen sonra başlayan belki SMN2'den geninden daha yüksek miktarda SMN proteinini sentezleyecek bir yol bulmanız gerekli. Şurası. Eğer bunu bulabilirseniz belki bu ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Daha sonra ise artık biraz daha sizin nörodejenerasyonu engelleyecek, nöronları koruyacak tedavi yöntemleri bulmanız lazım. Ama SMN proteinini vereceğiniz, acilen vermeniz gereken yer şurası gibi gözüküyor. Evet, bu tabii tedavi yaklaşımları da buna bağlı olarak gözüküyor. SMN2 transkripsiyonu arttırmanız gerekiyorsa ona yönelik ilaçlar geliştiriyorsunuz. Büyük ölçüde. İşte SMN2 splicing problemi vardı orada. Bir mutasyon, bir tane nükleotit yer değişimi dolayısıyla. Dolayısıyla antisense oligonükleotitler ki müthiş bir buluş bence bunlar da. Ve small küçük moleküller bu işlevi görenler. Bunlar SMN2'nin transkripsiyonu ve sentezini arttırmaya yönelik. SMN'nin transkripsiyonu yani stabilize eden ilaçlar var. Ondan sonra bunu artıranlar var. SMN proteini stabilize eden çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmesi. Bir de değil mi? SMN genini direkt gönderebilirsiniz. Bu da bir tedavi stratejisi olabilir. Bir de nöronları korumanız gerekebilir. Buna yönelik ilaçlar geliştirebilirsiniz. Kök hücre tedavisi vererek belki bunları nöronları daha stabil tutmak için çalışabilirsiniz. Kas atrofisini engellemek için bir şeyler yapabilirsiniz. Bir de kimi modifierler verebilirsiniz. Böyle stratejiler geliştirebilirsiniz ki büyük ölçüde bundan sonra ancak tedavi yolu açılmış oldu. Bugün 3 tane onaylanmış FDA tarafından yani dünyaca onaylanmış 3 tane tedavi var ve 3'ü de bu bahsettiğim stratejiler içerisinde hareket ediyorlar. Bunlar içerisinde ilk onaylanan nusinersen, birazdan bahsedeceğim. 2016'da FDA tarafından onaylandı nusinersen ve Spinraza adı da, yani ilaç olarak adı da. O arkasından nasıl olduğunu birazdan bahsedeceğim. Hemen arkasından 2019, çok yakın, Mayıs 2019'da bu onosendogen ABEP Provac işte ve da Zolgensma tedavi şey olarak tanımladığımız bir metot daha geliştirildi. Bu da
şu anda haberlerdeki haber SMA ile ilgili haberlerin nedeni bu ilaçla ilişkili olarak olan gelişmeler. Ve de yine Ağustos 2020 hemen çok yakın tarihlerde onaylanmış olan da bu Risdiplam veyahut da Evist'i diye tanınacağımız ilaç. Bu da yine kullanılacak, kullanılabilecek alternatiflerden bir tanesi. Spinraza ne yapıyor? Nusin Ersen. Antisens oligonükleotit bu aslında. 2017'de dediğim gibi onaylanmış FDA tarafından. RNA splicing, biraz evvel size bahsettiğim genetik mekanizma içinde RNA splicing'de SMN2 eksonunun okunmasını sağlayarak daha fazla SMN protein sentezlenmesini sağlıyor. Hala faz 3 çalışması devam ediyor aslında. SMA3 ve 4'lerde de, yani tekrar sayısı daha fazla olanlarda da çalışması devam ediyor hastalığın. İntratekal veriliyor bu ilaç. Ya, LP yapıyoruz, main oil sırası içerisine veriyoruz. Ve tabii her dozun maliyeti 125 bin dolar. Standart 4 doz kullanıldığında 500 bin dolar oluyor. İdame tedavisi için her yıl yaklaşık 375 bin dolar vermek mali oluyor. Müthiş bir buluş gerçekten antisense oligonükleotitler. Bu exon 7'nin üzerinde şurada bir onu nükleotit değişim nedeniyle onu exon 7'nin okunmasını engelleyen yere yerleştirilen bir oligonükleotit aracılığıyla normal SMN proteinin sentezlenmesi fikri ki gerçekten bakın bu grup hani şöyle özetinden aldım. Bu isimleri de herhalde unutmamak lazım. Frank Rigo, Hugo Cranier ve Bennett. Diyorlar 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu çok mahvedici çocuk hastalığıyla ilişkili tedaviyi bulduklarını söylüyorlar. Gerçekten bu antisens oligonükleotiti verdiklerinde o bahsettiğim 7. eksonun SMN2'de normalde okunmayan 7. eksonun okunmasını sağlayarak daha stabil SMN proteini elde etmeyi sağlayan bir metot. Müthiş bir buluş aslında bu bence SMA'lar için. Zolgensma'ya gelirsek bir gen elimizde delesyon var, bir gen yok. O zaman o gene delesyon olan geni hastaya ulaştırırsak, hücreye ulaştırırsak o gen doğru protein sentezler düşüncesiyle ki hep doğal olarak bu fikir akla geliyor ve bunu o gene bir vektörle göndermeniz lazım hücreye. İşte o vektörde adenovirüsler sağ olsun adenovirüsler, bütün virüsler aleyhimize çalışmıyor. Adenovirüs bu AV9 da SMN1 geninin kopyasını içine yerleştiriyorsunuz, hücreye kişiye veriyorsunuz ve o da gidip nöronun somasına giriyor. Çekirdeğe girmesine gerek yok. Girdikten sonra transkripsiyonla SMN proteini üretmeye başlıyor. Başarılı olup olmayacağı ile ilgili epeyce şüphe olan dönemlerden sonra başarılı olduğu gösterilince bugün 2019'da 2 yaşa kadar olan bebekler için FDA tarafından onaylandı. 2000 Mayıs 2020'de tip 1 SMA ve 3 veya daha fazla gen kopyası olan 21 kilogram veya daha az olan çocuklar için de Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Zaten bugün tartışılan konu basında ve televizyonlarda konuşulmasının sebebi de bu. Gen aktarımı aslında faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları farklı kanatlarda devam ediyor. İntravenöz olarak veriliyor, tek doz veriliyor ve tek bir dozunun tedavisi 2 milyon 125 bin dolar. Dediğim gibi bu adenovirüsün içerisine yerleştirdiğiniz gen aracılığıyla o hücreye penetre olduğunda ve o geni siz transkriple normal proteini sentezlemeyi başarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ABXC101'miş şeyin adı, içinde genini taşıyor. Normal translation, translasyon ile
semenin proteinin sentezi. Aslında çok yalın, çok basit gibi gözüküyor ama tabii çok büyük bir teknik bu da aslında. Çok büyük bir teknik. Ama tıbbın önemli başarısı. Gelelim listiplama. Biliyorsunuz Nusinay sen şimdi tek bir enjeksiyonla veriliyordu viral. Nusinersen lumbar fonksiyonla yani BOS'a veriliyordu intratekal. Intratekal vermek kolay olmuyor. Yani biz de çok zorluk çekiyoruz. Hastalar için de kolay olmuyor. Her LP yapılacak. İşte bayağı korkanlar var. Çok hani kolay bir girişim değil gerçekten. Artı spinal vertebral kolondaki deformiteler nedeniyle de bazen gerçekten yapamadığımız hastalar oluyor. Biz bir hastamızda yapamadık, başaramadık. Yani beyin cerrahları da başaramadı, skopi altında da başaramadık. Kolay olmuyor gerçekten LP yapmak. Kalıcı bir pompa yerleştirmeden de istemedik. İşte bu tür hastalar için de bir alternatif yol olarak gözüken distiplam. Aynı Nusinersen gibi mekanizmayla çalışıyor, küçük moleküllü. Pre-RNA ile bağlanıyor ve ondan sonra da exon 7'nin düzgün okunmasını sağlayarak daha stabil bir SMN proteini üretmesini sağlıyor. Ağustos 2020'de onaylandı FDA tarafından. 2 aydan büyük bebek ve çocuklar için kullanılıyor. Bu splicing kusurunu düzeltici çalışma ve de ağızdan veriliyor. Şurup biçiminde enjektörle ağızdan veriliyor. Belirli dozu var. Evet, aslında demek ki bir ilaç geliştirmenin değil mi? Preklinik epeyce bir dönemi var. İdentifik etmen, optimize etmeniz lazım. Güvenliğini araştırmanız lazım. Sonra klinik faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarınız lazım. Sonra da onun onaylanması lazım. Mesela burada bazı ilaçlar var. Başlanmış ama bırakılmış olanlar var. Mesela buraya kadar gelip sonra bırakılan ilaçlar da var aslında. Ama mesela bu 2017 hatta 2018 şey olsa gerek. Mesela burada çalışma biliyoruz ki buraya kadar geldi. İşte Nusinersen yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu yolu geçip ancak yani faz 3'e gelince zaten büyük ölçüde onay alma olasılığı olan ilaçlar. Nusinersen o zaman henüz faz 3'teymiş artık neredeyse approve edilmek üzere. Bu bizim gen aktarımıyla olan adenovirüslerle olan ilaç henüz faz 1 damandaymış ama faz 2 faz 3'e gelmiş durumda. Böyle devam ediyor. Hemen hemen sonra şimdi gelelim buraya. Bakın aslında size otozomal resesif bir hastalık demiştim. Anne baba taşıyıcı, anne baba akrabaysa evlendiklerinde çocukların %25 olasılıkla etkileneceğini, %50'sinde taşıyıcı olacağını söylemiştik. Şimdi burada bu genin frekansı önemli, toplumdaki frekansı. %2 de novo mutasyon oluyor. Yani bu gende, SMN geninde, SMN1 geninde %2 de novo mutasyon oluyor. Dolayısıyla demek ki bu yani genin ve taşıyıcılığı, bunu taşıyıcıların ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor toplum içerisinde. 1/47 ile 1/72 arası değişiyor bu oran. Kabaca 1.50 yani 150'de 1 normal popülasyonda 50'de 1'de bu gen delesyonunu olduğunu düşünebiliriz. O zaman demek ki çok yüksek frekans da var toplumda. Tabii akraba olunca akrabalarda anne baba akraba olduğunca gen delesyonunun olma olasılığı birisinde varsa diğerinde olma olasılığı da çok yüksek. Otozomal resesif hastalıkların en önemli özelliği bu. Anne baba akrabaysa hasta olmadıkları halde kendileri evlendiklerinde aynı gendeki mutasyon taşıma olasılığı olduğu için de çocuklarında %25 olasılıkla hastalık olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Ama bu bir bizim de hastalarımız içerisinde neredeyse yarısından daha fazlası akraba evliliği. Ama akraba olmayanlarda da görüyoruz. Onun da sebebi popülasyonda çok sık görülmüş olması. Yani 1/50 az bir olasılık değil. Yani milli piyango bileti 1/50'ye milli piyango bileti
herhalde olmaz. Yani milyonda bire bir piyango bileti alındığı için 1/2 çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla yapılması gereken herhalde bu delesyonun varlığını evrenlerde mutlaka bakılması gerekiyor. Zaten şimdiki şeylerde, önerilerde bu hem kadın doğum örgütleri hem de nöroloji, biz de Türk Nöroloji Derneği olarak bunu kesinlikle öneriyoruz. Ama henüz bu Türkiye'de başlamış değil. Evlenen çiftlerde en azından birisine delesyon var mı diye bakmak lazım. Maliyeti 25 lira falan. Yani, Ayça daha iyi bilir. Çok düşük bir maliyeti var. Yani delesyon var mı yok mu diye bakmak. Eğer birisine varsa tabii diğerinde olmalısını olacağı diğer çifte, adaya da evlilik adayına da bakmak lazım. Eğer yoksa sorun yok zaten. Ama varsa bakmak lazım. Bir de çocuklara tedaviyi olasılık çok erken vermek lazım. Gördüğünüz gibi genel ekspresyon nöronların ihtiyacı olduğu dönem açısından. Dolayısıyla da olasılık varsa da %25 içerisinde olup olmadığını anlamak için doğar doğmaz gen bakılması lazım. Mutasyon var mı diye bakılması lazım. Bu ikisini yapılırsa ancak bu sorunla başa çıkabileceği kanısındayım. Daha ayrıntılı sorularla buna cevap vereceğim. Hepinize dikkatiniz için teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bunda, sorular olursa ona devam edeceğim. Ama biraz uzadığı için kusura bakmayın. Eğer dikkatinizi aldıysa da özel. Ben şimdi stop sharing yapıyorum. Size bırakıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. O zaman Ayça, sen paylaş istersen ekranı. Tabii. Merhaba öncelikle. Bir de Nazlı hocam geldi. Geldiği için çok teşekkür ederim. Yaşasın. Evet. Harika. Ben de çok sevindim. Hoş geldiniz hocam. Ben Nazlı hoca bir merhaba der belki. Sonra başlarım. Evet. Sesiniz kapalı Nazlı hocam. İlmori, her şeyden önce çok güzel giriş için çok çok teşekkür ederiz. Bu toplantıyı organize edenlere de ayrıca çok teşekkür ederim. Hem sizin hem Ayça'nın burada konuşmacı olması bizim için çok hoş bir şey yani. Ayça bana daha önce bunu söylemişti ama bugün hatırlattı tekrardan, eksik olması. Eve geç geldiğim için biraz geç katıldım ama şu anda beraberiz diye son derece mutluyum. Yaşasın. Çok, ben de çok hocam. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de o zaman başlıyorum ekran paylaşımına hemen. İlk önce direkt paylaşmadan önce taşıyıcılıkla giriş yapayım. Belki Hilmi hocama da güzel bir haber olur. Ben derneğimizin web sitesini ilk önce paylaşacağım. Bu web sitesinden en son yapılan Sağlık Bakanlığı'nın Adli Hastalıklar Dairesi ile görüşmede annem katıldı toplantıya. SMA Benimle Yürü Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Taşıyıcılıkla ilgili kısmı göstermek istiyorum. Taşıyıcılık taraması ile ilgili testlerin 3 farklı bölgede 3 ilde pilot uygulamasının önümüzdeki hafta gerçekleşecek ziyaretten sonra yakın zamanda başlatılacağı bilgisi verildi. Bu konuda da genetik alanında uzman hocalarla birlikte hareket edildiği ifade edildi son toplantıda. Bunun tarihi hemen bakalım 8 Ocak 2021. Bir sonraki toplantı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bununla ilgili son durum bilgisini alacağız. Çünkü bu taşıyıcılık konusunda biz yani dernek kurulduğu günden beri oldukça kez dile getiriyor. Sağlık Bakanı'na bizzat yüz yüze de iletmiştim zaten bunu. Şimdi ben hemen bu güzel haberi verdikten sonra kendi sunumuma geçeceğim. Şimdi sunumumu açıyorum, ekranı paylaşıyorum ve bunu büyütelim. Ben Ayça, hem bir SMA tip 3 hastasıyım hem de moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Aynı zamanda Koç'ta nörobilimde yüksek lisans yapıyorum. Koç Üniversitesi Hastanesi Kuttam'da Endal'da Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı'nda Nazlı Hocam'ın öğrencisiyim. Bunlar bu sunumu hazırlarken kullandığım referanslardan bazıları. Şimdi de bunu göstermek istiyorum. SMA aslında spinal musküler atrofi ama annem onu sonsuz mücadelenin adı olarak tanımlıyor. Bu bize tanı kondu ilk yıllar. Kardeşim, ben, annem. Kardeşim 18-20 aylıkken belirtileri başlıyor. 21 aylıkken ona tanı konuyor. Bana 7 yaşındayken konuyor.
Benim 7 yaşından önce aslında biraz öyküden de bahsedeyim. Belirtilerim varmış ama şöyle çok hafif belirtilermiş bunlar. Ve hani örneğin parmak ucuna basarak yürüme, merdivenlere çıkarken böyle tek ayakla çıkma gibi. Ama her çocuğun yapabileceği şeyler gibi düşünülüyor. Ama annemle babam yine de beni bir doktora götürüyor. Bir profesöre, ortopediste. Ve ortopedist bakıyor. O zamanlar kardeşim yok bu arada. Ve inceliyor. Diyor ki hani tuhaf bakısınca ortopediste götürülür. Çocukta hiçbir şey yok. Hatta kasları güçlü, baleye verin diyor. Öyle deyince annemler SMA nedir hiç duymamış. İçleri rahat eve dönüyorlar. Ancak daha sonra işte kardeşim dünyaya geliyor. O da gayet normal. Emekliyor. İşte her şey normal. Sonra 18. ay civarlarında işte tam böyle sıralama ayağa kalkma zamanları ayaklarını tuhaf basıyor. İşte koltuktan yerden kalkarken kafasını koltuğa dayayarak kalkmaya başlıyor. Bu sefer gene bir ortopediste gidiyoruz ve ortopedist gene diyor ki bir sorun yok, ortopedik ayakkabı vereceğim. Annem de diyor ki ben kızımda da görmedim, işte yeğenlerimde de görmedim. Bu çocuğun ayakları tuhaf basıyor. İşte kafasını böyle dayayarak kalkıyor. Hani bunda başka bir şey var diyor annemin ısrarı. Ve o zaman bir nörolojiye gidin o zaman deniyor. Nörolojiye gidiyoruz. İkimize de bakılıyor. Ve kardeşimle bana bakılırken ablaya da bakalım, genetik geçişli diyorlar ve direkt genetik test yapılıyor. Genetik testle hani EMG falan hiçbir şey yapılmadan direkt SMA tanısı konuyor. SMA'da bence en önemli, başlamadan önce şu iki kavram: atrofi versus distrofi. Atrofi demek sorun motor nöronlardan kaynaklı demek. Yani kasta evet bir atrofi söz konusu, yani kas kütlesi azalıyor ama sorun motor nöron kaynaklı, kas proteiniyle kastan, yani mesela Duchenne'de, Becker'de olduğu gibi bir kas proteiniyle alakalı değil. Ama distrofi, mesela Duchenne musküler distrofi, distrofin proteiniyle alakalı. Burada motor nöronlarla ilgili bir konu yok. Bu iki ayrımı yapmak önemli. İşte o yüzden SMA spinal musküler atrofi, DM'de Duchenne musküler distrofi. Biri atrofi, diğeri distrofi diye geçiyor. Hilmi hocamın da bahsettiği gibi kalıtımı otozomal resesif şekilde iki taşıyıcı. Bu nasıl bir taşıyıcı? Taşıyıcı demek hastalık belirtisini göstermemek demek resesif hastalıkta. Resesif hastalıkta SMN1 geninin bir tane oluyor taşıyıcı bireylerde. Annede bir tane, babada bir tane oluyor ve diğer kısmı boş gibi düşünebilirsiniz. İşte o boşlar, iki tanesi geldiğinde çocuk hasta oluyor. Hasta olma olasılığı %25 her gebelik için. Taşıyıcı olma olasılığı ise, taşıyıcı anne ve babası gibi demek. Taşıyıcı olma olasılığı ise %50 bu sefer. Burası taşıyıcı ve tam sağlıklı olma olasılığı ise %25 gene. Bu da aslında çok da düşük bir oran değil. Hilmi hocam da bahsetti. Yaklaşık 40'ta 1, 50'de 1 toplumda kişi SMA taşıyıcısı. Bu da aslında Gwendolyn Strong Foundation, Gwendolyn Strong Vakfı'nın kurduğu, alıştırdığı posterlerden biri. Ve hani örneğin bir aşk hikayesi anlatıyor. Taşıyıcılar aşık oluyorlar. İşte bir barda belki tanışıyorsunuz. Bar belki 40 kişi diyelim. O 40 kişiden biri taşıyıcı. Öyle bir örnekleme yapmışlar. Veya bir yemeğe gidiyorlar. İki taşıyıcı, bakın burada. Arkada taşıyıcı ama onun eşi veya sevgilisi taşıyıcı değil. Ama iki taşıyıcı bir araya gelmiş. Daha sonra bunlar evleniyor ve bir gün bir çocukları oluyor. Bu sefer bu çocuklar, her şey normal başlıyor genelde. Tip 1'de daha erken, yine Hilmi hocamın bahsettiği gibi 2 ve 3'te daha sonradan bir şeyler bozulmaya başlanıyor ve SMA hikayesi işte bu şekilde başlıyor. Yani bu sizin de hikayeniz olabilir. Bunu dinleyenler de taşıyıcı olabilir. Bunu bilemezsiniz. Taşıyıcı olmayacağınızın bir garantisi yok. Olduğunuzun da yok ama olma ihtimaliniz var ve neden riske atasınız? O yüzden ben herkesin test yaptırması gerektiğini savunuyorum. Bakanlığın da bu noktada pozitif adımlar atması gerçekten sevindirici. Genetik seviyede bakacak olursak SMN1 ve SMN2 geni, evet, birbirlerine çok benzeyen iki genler. Ancak SMN2'de şöyle bir değişiklik olmuş. Exon 7'deki sitozin timine dönüşmüş. Yani C to T transition. C'den T'ye dönüşme görüyoruz. Ve SMN1 normal seviyede SMN proteini üretebilirken SMN2 bu değişim yüzünden exon 7'yi transkripte dahil edemiyor splicing sırasında ve düşük seviyede SMN proteini oluştuğunu görüyoruz.
O zaman ne oluyor? Bu sefer motor nöronlar survival of motor neuron protein, İngilizcesi, Türkçesi de Hilmi hocamın dediği gibi motor nöronun hayatta kalması için gerekli protein. Motor nöronlar bu proteine yeterli miktarda erişemeyince gitgide zayıflamaya başlıyor ve daha sonra ölüme doğru gidiyor. Ve bu sırada işte motor nörondan kaynaklanan bu sebep, motor nöronun dejenere olmasından kaynaklanan bu sebeple kas da atrofiye uğruyor. Ve o şekilde işte bir şeyleri yapamamaya başlıyoruz. Yani benim burada konuşmam, yutkunmanız, izlerken belki bir fincan çayınızı içmek için alıp bardağınızı ağzınıza götürmeniz, belki ayağınızı kıpratmanız, bacak bacak üstüne atmanız, bunların hepsi bu SMN proteininin bu motor nöronunuzu hayatta tutmasıyla ve motor nöronunuzun kasa bağlanarak tabiri caizse kasla konuşmasıyla gerçekleşiyor. İşte bu kadar önemli yani aslında. SMA tiplerine gelecek olursak zaten kliniği Hilmi hocam güzelce açıkladık. Prenatal onset yani doğum öncesinde başlayan tip 0-5 tipten oluşuyoruz. Wernicke-Hoffmann disease yani Wernicke-Hoffmann diye başlayansa 0-6 ay aralığında olan tip 1. Tip 1 yine ağır form. Bu hastalar 0-6 ay arasında başlayıp gitgide kötüleşiyorlar. Solunum cihazına yutkunmak için PEG, nazogastrik sondaya ihtiyaç duyabiliyorlar. Dubowitz hastalığı dediğimiz 6-10 ay aralığında başlayan tip 2 ise hayatlarının hiçbir döneminde yürümemiş, desteksiz ayakta durmamış. Yani böyle koltuğa sıralayanlar çok güçlü tip 2'ler oluyor. Desteksiz ayakta durup desteksiz yürümemiş hastalar oluyor. Ve ama bunlar desteksiz oturabiliyorlar. Tip 1'ler desteksiz oturamıyor. Bu çok önemli bir bulgu. Tip 3'te ise yürüme var. Hani 1-2 adım bile olsa bu hasta bağımsız yürümüş ama sonra pek çoğu kaybedebiliyor. Adult onset ise yetişkin başlangıçlı demek. Tip 4'te gerçekleşiyor. Ve tip 4'ler yetişkin başlangıçlı oluyor. Bunlar çok daha sonradan ortaya çıkıyor. İşte farklı ülkelerde bunları kendi aralarında tip 1A, tip 1B, tip 1C veya tip 3A, tip 3B gibi sınıflandırmaları da mevcut. Daha alt sınıflandırmalar. Çünkü baktığınızda her tip 3 de aynı değil, her tip 2 de aynı değil, her tip 1 de aynı değil. Çok güçlüleri var, orta dereceleri var, daha zayıfları var. O şekilde değişiyor. Bu yine bahsettiğim olayların işte tip 1'ler oturmaz, tip 2'ler oturur ama yürümez, tip 3'ler bağımsız yürür, tip 4'ler bağımsız yürür gibi bir sınıflandırması. Kliniğe çok detaylı girmeyeceğim çünkü Hilmi hocam açıkladı. Tip 1'ler en önemli bulgu gevşek bebek sendromu, kurbağa bacak olması, işte solunumda zorlanması gibi. Tip 2'de de yine solunum problemleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Tip 3'te skolyoz, tip 2'de de, tip 1'de de hatta bunlar hep görülüyor. Tip 4 tabii ki hepsinin içinde en hafif olanı. Ama her biri tabii ki progresif yani ilerleyici. Tabii bunlar, bu tiplere ayırmak aslında hastalığın doğal seyriydi. Hastalığın doğal seyri ne demek? Herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde demek. Yani herhangi bir tedavi uygulanmadığı takdirde tip 1'lerin çok büyük bir çoğunluğu 2 yaş civarı kaybediliyordu. Tip 2'ler zamanla yetilerini kaybediyor, solunum cihazlarına ihtiyaç duyabiliyor ve ergenlik çağında kaybedilenleri olabiliyordu. Oranlarından Hilmi hocam bahsetmişti. Tip 3'lerin pek çoğu yürümesini kaybediyor yine ergenlik çağıyla. Tip 4'ler daha sonradan başladığı için hani biraz daha iyi durumda, kaybedenleri de oluyormuş yürümesini ama onlar artık bir 40'lı 50'li yaşlarda bile yürüyorlar. Genelde tabii ki istisnalar her zaman olabiliyor. SMN2 kopyalarından bahsedecektim. Tip 1'de genelde 2 kopya görüyoruz. Tip 2'de ise 2 veya 3 kopya görüyoruz. Tip 3'te 3-4 kopya görüyoruz. Ancak tip 4'te 4-5 veya 3 de olabilir. Şöyle bir şey var. SMN2 kopya sayısı tek başına tipi belirlemez. Örneğin tip 1 olup 3 kopyası olan da var. Tip 3 olup 3 kopyası olan da var. Tip 2 olup 3 kopyası olan da var. Tip 3 olup 2 kopyası olan da var. Tip 2 olup 2 kopyası olan da var. Tip 3 olup 4 kopyası olan da var. Tip 4 olup 3 kopyası olan da var. Bunların hepsi değişken. Yani SMN2 kopya sayısı tipleri belirlemede tek başına bir ölçüt değil. Tipleri belirlemek neyle belirleniyor? İngilizce'de milestone diye geçiyor. Gelişimsel basamaklarla belirleniyor.
Örneğin bir çocuk desteksiz oturdu mu? Tamam, bu artık tip 2. Ama mesela yürüdü mü o çocuk daha sonra büyüdüğünde, tedavi olmadığı takdirde? Tedaviyle yürüdüyse bu modifiye edilmiş oluyor. Tedavi olmadığı takdirde o çocuk yürüdüyse ve yürüdükten sonra hastalık başladıysa, tamam işte o zaman tip 3 oluyor. Ve yine hastalık başlangıç yaşları da oluyor. Ancak mesela 18. ayda diyelim ki, ya da pardon daha iyi bir örnek verelim, 15. ayda başladı bu çocuk, yürüyordu aynı zamanda. 18 aydan önce tip 2 gibi düşünüyorduk ama 15. ayda başlamış, yürürken düşmeler, çocuk bıraktığınızda yürüyor yani. O zaman aslında tip 3 bu çocuk. Tek başına hiçbir şey belirteç olmuyor bu noktada. Yine burada da bundan bahsediyordum. Önemli ancak tek faktör değil. SMN2 kopya sayısının en büyük önemini de yine tedavilerde görüyoruz. Çünkü SMN2 kopya sayısı üstünden de ilerliyor bunlar. Tedavilere başlayacak olursak, Spinraza nusinersen bizim ilk tedavimiz. Bu 2016 sonunda FDA'dan onay aldı Aralık'ta. Böyle bir yağmurlu bir geceydi. Annem bize ilacınız bulundu çocuklar demişti. Ve ben demiştim ki yoktur anne öyle bir şey. Ben öyle demiştim, yoktur yani demiştim. Ben çok şaşırmıştım. Bir de ben bu kadar hastalığı anlatmaya açık değildim. Şu anda hani sosyal medyada çok fazla paylaşımım var ama ben çok saklıyordum. Bu kadar hastalığı açık değildim. Ben aslında tedaviden sonra bu kadar araştırmaya başladım. Bir de sanırım genetik okudukça bunu daha fazla benimsemeye başladım. Genetik hep çok seviyordum ama kendi hastalığımı nedense biraz saklıyordum. Yani bu bilmiyorum, belki de büyümekle alakalı bir durum. Sonra bu EMA onayı aldı. EMA onayı almadan önce TİT-CK var. Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı. Bunun yurt dışı ilaç listesine girdi 2017 Ocak'ta. Ve sonra SGK bunu tip 1 için 2017 yazında hemen SGK kapsamına aldı. Çünkü biz çok uğraştık ve şöyle ki, tip 1'in çok acelesi vardı. Onlar nefes alamıyordu. Onların hastalığı inanılmaz derecede hızlı ilerliyordu. Ve onlar alındığında tabii ki mutlu olduk ama buruk bir sevinçti. Çünkü biz bekliyorduk. Daha sonra SGK tip 2 ve 3 içinde o kadar uzun uğraşlarımız sonucu, hatta bir ay kadar Sağlık Bakanlığı önünde tutulan bir nöbetten sonra bunu SGK kapsamına aldı. Bu süreçte annem ve SMA benimle yürü derneği, zaten annem yönetim kurulu üyesi, pek çok kişiye ulaştı. Ailelerimiz çok destek oldu. Hep beraber birlik içinde hareket ettik. Ve sadece benim için değil dedi herkes. Diğerleri için, sonradan gelecekler için, hepimiz için. Ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sosyal hak olarak, tedavi hakkımızı isteyerek hareket ettik. Sağlık ve eğitim siyaset üstü dedik ve o şekilde hareket ettik her zaman. Annem Cumhurbaşkanı'yla 5 ay içerisinde 2 kez Cumhurbaşkanı'na ulaşan bir anne benim annem. Sonra her partiden milletvekilleriyle, parti siyasi liderleriyle görüşüldü. Her birine konu herkese anlatıldı. Biz bu tedaviyi beklerken 3 tane sağlık bakanı değişti. En son Fahrettin Koca'yla beraber tedavimiz SGK kapsamına alındı. Tip 2 ve 3 için 1 Şubat 2019'da, hatta 29 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı bunu son dakika olarak bütün kanallarda duyurulmuştu. Daha sonra Sağlık Bakanı bizi çağırdı STK'lar olarak, STK olarak SMA benimle yürü ve bize destek veren sanatçı Haluk Levent, kendisine buradan da teşekkür ederiz. Kendisiyle beraber bir basın açıklamasına çağırdı. Biz de teşekkür ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk ve orada, yani çok mutlu bir gündü, basın açıklaması yaptık. Daha sonrasında o gün de ilettim bu taşıyıcılık testini işte. Pek çok konu, yine yeni doğan taraması da çok önemli, ondan da bahsedeceğim. Bu da sonra ben 27 Şubat 2019'da ilk dozumu aldım. Hani Türkiye'de ilaç alan, ilaca başlayan ilk yetişkin hastaydım. Sonrasında Mart ayının ortalarına doğru kardeşim de ilk dozunu aldı. Bu da, bunlar ilk dozlarımızdan fotoğraflar. Teyzemle annem, şurada aslında Burak var, lomber ponksiyon sonrası orada yatıyor. Annem işte kutuyu elinde tutuyor, Burakcan Şahin yazıyor üstünde kutunun. Bu şekilde isminize geliyor kutular. Böyle bir pozumuz var. Nusinersen çalışmalarına gelecek olursak, Nusinersen'in infantil onset, later onset, bunlar hep çalışmalar, faz 3 çalışmaları yapılıyor. Bütün çalışmalar zaten bitince FDA ve EMA onay veriyor. Ancak şu anda tabii ki her bir ilaçta olduğu gibi extension study, yani uzatma çalışmaları dediğimiz
her ülkede çok fazla ilaç var. Yani her ülkede ilaç karşılanıyor ancak extension study'lerde uzun dönem etkileri ölçülüyor bu ilaçların. Extension study'de de mesela SHINE diye bir çalışma var. SHINE çalışmasında yine tip 3'ler, tip 2'ler hepsi beraber bu ilaçları alıyor, değerlendiriliyorlar uzun dönemde ne oluyor diye. Uzun dönem sonuçlarından da gene bahsedeceğim. Later onset demek geç başlangıçlı demek, tip 2 ve 3. Infantil onset demekse infanside, yani bebeklikte başlayan demek, tip 1'lerden söz ediyoruz. Bu da nurture. Nurture çok önemli. Çünkü nurture presemptomatik, yani semptom göstermemiş bebeklerden bahsediyor. Semptom göstermemiş bebeklerin faz 2 çalışması. Bunlar hepsi Nusin Ersen'in çalışması ve çok güzel bulgular elde ediyoruz. Ve zaten bu makaleler, bunlar New England Journal of Medicine'de yayınlanıyor ve bunlar bize kanıtlıyor bu ilacın ne kadar, bu tedavinin ne kadar etkili olduğunu. Pek çok data var. Tabii gerçek hayat verileri de önemli. Onlarda da yine farklı farklı datalar görüyoruz. Daha bile iyi etki ettiğini bile gördüğümüz datalar var. Bu da... Şöyle, başlangıçta bu çalışmalar 15 yaşa kadar falan aldı tip 2 3'lerde. Ancak sonra zaten bunlar onayı aldığında, kız orada alan 15 yaşında, ben konuşmuştum kendisiyle sosyal medyadan, 20 yaşındaydı mesela. Bunlar da büyüyor. O yüzden zaten çocuk, yetişkin, herkese etkili olduğunu gördüğü için bu şekilde FDA ve EMA'dan onaylarını aldı. Ve işte gerçek hayat çalışmalarından yine onaylar alındıktan sonra yetişkinlerde bir çalışma yapılıyor. Ve yetişkinlerde çalışmalarla yine bu belli Hammersmith, işte RULM, Revised Upper Limb Module gibi klinik testlerle değerlendiriliyor hastalar. Ve bu tedavinin yine etkili olduğunu burada görüyoruz. Bizim datamız işte Nusin Ersen'in güvenliği ve etkinliği, yetişkin tip 2 ve tip 3'te güvenli ve etkili olduğu hakkında daha da fazla kanıt sunmakta diyor. Zamanla oluyor diyor işte. Ancak çok fazla ilerlemiş hastalıklarında motor fonksiyonlarında etkileri biraz daha az net diyor. Yani biraz daha hani ihtiyaç var diyor. Çok ilerlemişlerde. Şimdi uzun dönem etkileri, long term effect etkilerinden bahsedersek, en önemli bulgu tip 3'lerde görüyoruz ki 6 dakika yürüme testinde, bu nedir biliyor musunuz? 6 dakika boyunca yürütüyorlar bizi ve 6 dakika boyunca kaç metre yürüdüğümüz ölçülüyor. Normalde SMA'da bu her yıl yaklaşık 1,5 metre kısalır. Tip 3'te görüyorlar ki 92 metre artmış bu sefer. 6 minute walking'te. Hammersmith'te 1,8 artış görüyor. Neden bu da? Zaten tip 3 Hammersmith testine başlarken biraz daha yüksek puanlı oluyor. Siz yüksek puanlı olduğunuzda ne oluyor? Size kalan gerçekleştirebileceğiniz, puan alacağınız tasklar, örneğin diyor ki sana ellerini kullanmadan yerden kalk diyor. Bu çok çok daha zor oluyor. Veya basamakları desteksiz çıkmaya başla diyor. Yaptıkça test toplamda 66 puan. Bu zorlaşmaya başlıyor gitgide. Çünkü çok zorlar kalıyor. Tip 2'ler bu sefer, bunlar daha az puanla başladığı için daha kolay puan alıyorlar. Örneğin yuvarlanamayan bir tipkinin yuvarlandığını düşünün. Yine yuvarlanmak da, öyle dediğime bakmayın, gerçekten zor bir şey. Ya da emeklemek, yani sizin kolay olarak düşündüğünüz, size bahşedilen yetilere hiç düşünmeden yaptığınız hareketler bizim için altın değerinde. Ve bu testler şunu ölçemiyor örneğin. Mesela bir bardak suyu aldı. Size dedim ya, beni dinlerken belki bir kupa çayınızı içiyorsunuz. O çayı alıp ağzına götürmeyi Hammersmith ölçemiyor. Revised module, revised upper limb module veya upper limb module skorları, bunları biraz daha ölçebiliyor. Çünkü üst ekstremiteye daha fazla hakim onlar. Ve onlarla ölçülebiliyor. Ancak ülkemizde Nusin Ersen Hammersmith testine, tip 2 ve 3'te Hammersmith puanıyla devamına karar veriliyor. Tip 2 ve 3'lerden 4 doz sonrası ulaştıkları puanı şu anki tebliğe göre korumaları bekleniyor. Şu anda tebliğ bu şekilde. Tip 1'de ise 10 doza kadar, 4 dozdan sonra her dozda bir puan artmalarını bekliyorlar. Bu yine Hammersmith skalalarının artışı veya stabilizasyonu gibi. Şunu geçiyorum. Bu bizim derneğin hastalarda olan bazı gelişmeleri yer aldığı
bir videosu. Bunu izletmek isterim. Çünkü hem hekim adayları olarak bunu görmeli hem de insan olarak bunu görmelisiniz. Bu tedavinin ne demek olduğunu görmelisiniz. Yürümek çok şey ama yürümek her şey değil. Siz dişinizi fırçalamaya başladıysanız, saçınızı toplayabiliyorsanız, kafanızı kaldırabiliyorsanız, hatta en önemlisi hastalığınız hep ilerleyen bir hastalık artık ilerlemiyorsa, bu tedavinin işe yaradığının en büyük kanıtı da sizin hayat kalitenizi arttıran şeylerdir. Ve mutluluğunuzun tarifi gerçekten yok. Hemen bunu başlatalım. Başlayacak umuyorum diye düşünüyorum. Heh, tamam. Bu kardeşim bu arada kafasını ilk kaldırışı. Kafamız bu şekilde ve ilk defa kalkıyor. Bunlar da şunu görmüş işte, tabii. Bu Toros, bu da yine yönetim kurulumuzdan Emre Haydoğdu'nun oğlu. Bu Kayseri'den bir yetişkin hasta, ilk defa kafasını tutuyor. Şu en sağdaki ben zaten. Bana biri hızlı çekim mi yaptın bu hareketi demişti. Yine torosu görüyoruz. Hani üst gövdesini ne kadar iyi kontrol etmeye başladığını görebilirsiniz. Bu şekil cihazlar kullanıyoruz biz egzersiz yapmak için. Ve SGK ne kadarını karşılıyor diye sorsanız çok çok az diyebilirim. Bu bir tip 1. Tip 1 hastaların bu şekilde oturması, bu şekilde sandalye kullanması hastalığın doğal seyrinde mümkün değil. Maalesef doğal seyrinde toprağa vermeyi görüyoruz. Mesela bu bir emekleme sehpası. Bu şekilde bunlarla emekletmeye çalışıyorlar hastaları. Kardeşinde de var. Bu yaz, bu aslında tedaviye ilk başladığı günler. Şu an yaz walker'ıyla pıtır pıtır yürüyor. Bu yine yetişkin bir hasta. Merdiven çıkmaya ilk başlaması. Destekli çıkıyor. Sizin gibi çıkmıyor ama çıkıyor. Belki gerçek hayat birazcık daha etkili olur diye düşündüm. Şimdi tedavilere Zolgensma ile devam edeceğim. Zolgensma yine bu ekranlarda gördüğünüz gen terapisi. FDA onayını 2019'da, EMA onayını ise 2020'de alıyor. Evristi FDA onayını bu Ağustos 2020'de alıyor. EMA'ya başvurdular, karar bekleniyor. Tiçkin yurt dışı ilaç ithal edilebilir listesinde yine Ağustos 2020'den beri. Ancak şu anda şu noktada SGK masrafları karşılamıyor. Bu Avrupa'nın Zolgensma hakkında konsensus görüşü. Zolgensma hakkında çok fazla bilgi dolaşıyor sosyal medyada, medyada. Hatta SMA tedavileri hakkında çok dolaşıyor. Ancak ne kadar doğru o tartışılır. Avrupa hekimleri, bu önde gelen hekimler, işte Kirchner, Canberk Kirchner gibi bu klinik denemelerde yer almış çok değerli nörologların yayınladığı bir makale bu. Ve diyorlar ki, Avrupa, bu da şunun üstüne yayınlanıyor. Avrupa onayı çok geniş bir kapsamda. Yani Avrupa onayı aslında kilo sınırı da koymuyor, yaş sınırı da. Bir 21 kilo olayı var. Hilmi Hocam da bahsetti. Bu 21 kilo olayı doz tablosunda görülen üst sınır. Bu üst sınırı görüyor ancak bunu sorduğumuzda veya doz tabloyu incelemizde diyor ki kilo başına gelecek doz miktarı 1.1 çarpı 10 üzeri 14 vektör genom dozunda oluyor. Yani aslında kilo sınırı yok diyor ama bu Zolgensma'nın denemeleri aslında 7-8 aylık bebeklere, 8-9 kilo bebeklere kadar yapılmış denemeler. Sonra FDA onayı ile 2 yaşa kadar olunca FDA onayından da 13,5 kiloya kadar gerçek hayat verisi elde edilmiş oluyor. Ve 13,5 kiloyu artık sınır gibi belirliyorlar. Ama 13,5 kilodaki bebeklerde bile aylarca süren bir kortikosteroid kullanımı söz konusu olabiliyor. Ve bunun hani etkileri uzun dönemde veya o sırada tartışılır. Bağışıklık sistemi aylarca baskılanıyor.
Ancak yeni doğanlarda örneğin Zolgensma'nın avantajını evet görüyoruz. Çünkü tek dozluk, çünkü bu sefer kilosu az bebeğin semptomları başlamadıysa zaten bu bebeğe Zolgensma uygulamak mantıklı oluyor. Ama tabii ki bütün kararları en son olarak hekimlerimiz değerlendirmeli. Hekimler aileleriyle beraber hareket etmeli. Bu makale bize diyor ki işte bu EMA onayı bu kadar geniş spektrumda olduğu için bizim datalarımız 13,5 kiloya kadar olanlarda diyor. 13,5 kilonun altına uygun görüyor. Üstünde evet olabilir diyor. Ancak bu çok istisnai durumlarda ve bunun uygulanacağı merkezler çok iyi ayarlanmalı. Hani iyi eğitilmeli, iyi bilinmeli diyor. Bunlardan bahsediyor. Ve bu makalede diyor ki Spinraza ve Zolgensma'nın beraber kullanımının tek başına Spinraza'ya veya tek başına Zolgensma'ya üstünlüğü olup olmadığı hakkında da bir veri henüz yok diyor. Küçük bebeklerden verilerimiz var diyor. Yine 2 yaş FDA onayıyla verimiz oldu diyor 13,5 kiloda. 2 yaş sınır değil ama kilo sınır. Bu da neden biliyor musunuz? Bu intravenöz, Hilmi Hocam'ın dediği gibi damar içine uygulanan bir tedavi ve virüs miktarı arttıkça damar içine bunun toksisitesi artıyor. Kilo arttıkça virüs miktarını arttırmak zorundalar. O zaman toksisite artıyor. Kalp ve karaciğerde ciddi yan etkilere sebep oluyor. Ama şu an düşünün mesela 3 aylık bir bebek var diyelim atıyorum. Semptomları başlamadı veya yeni başlayacak. O zaman o böyle... Yani küçük de olacak, küçük kiloda olacak. O zaman ona bunu uygulamak bu sefer eldeki verilerle mantıklı gözüküyor. Ancak büyük çocuklar için bu sefer yine hani toksisite problemi ortaya çıkıyor. Diğer çalışmalardan bahsedecek olursam, bu sefer yine preclinical veya clinical çalışmalar, clinicaltrials.gov, bu bir site.gov, bunu mutlaka inceleyin derim. Hekim adaylarının özellikle hani incelemesi ara ara ilgi duydukları hastalıklarda bakalım neler yapılıyor. İşte fizyoterapiden tutun ilaç denemelerine pek çok denemenin yer aldığı bir site. Çok değerli bir site olduğunu düşünüyorum. Bu siteden yine bazı çalışmalar var. SRK-015 topaz denemesi. Bu ne? Bu bir miyostatin inhibitörü. Bu kasa etki eden bir ilaç. Spinraza, Zolgensma ve Evrist'te hepsi SMN bağlı. Yani SMN proteinine etkiyen. Buysa topaz denemesinde verilen SRK-015 adı apitegromab, bir monoklonal antibody, antikor ve bu kasa etki ediyor. Ve miyostatini inhibe ederek kasın büyümesini arttırıyor. Çünkü normalde miyostatin kas büyümesini kontrolde tutuyor ama miyostatini inhibe ettiğinde bu sefer kas daha fazla büyüyor. Ve bunu bu denemede Spinraza ile beraber veriyorlar hastaya. SMN ile biz bir motor nöronumuzu besleyelim diyor. Kası da bir yandan büyütelim diyor. Ve bu denemeden de yine olumlu dönüşler alıyoruz. Biz hasta gruplarında da görüyoruz yine hastaların gelişimlerini ve bir belli bir dataları da yayınlandı. Orada da umut verici gelişmeler var ancak henüz ikinci fazı yeni bitiyor. Umuyoruz ki hani güzel gelişmelerle deneme devam eder, bir an önce sonlanır, istenmeyen bir yan etki olmaksızın FDA'dan güzelce onayını alır, daha sonra da diğer ülkelerde yavaş yavaş yayılmaya başlar. AveXis 101 bu Zolgensma'nın adı aslında ama Zolgensma iki türlü uygulanabiliyor. Bir intravenöz, iki intratekal. Intratekal ne? Spinraza'nın verilmesi gibi lomber ponksiyonla. Ama lomber ponksiyonuna verilen intratekalini de şu anda FDA durdurmuş durumda. Ama tamamen bitirmiş değil, durdurmuş. Problem çözülünce düzelebileceği umut ediliyor. Bir toksiste problemi yüzünden yine. Çünkü bunlar çok yeni tedavi olduğu için özellikle Zolgensma bu toksiste problemlerin yine araştırmaları gerekiyor. Dorsal root ganglionunda bir inflamasyon görüyorlar ve bu şekilde FDA holdu oluyor. Ama tabii bu hayvanlarda görüldü, insanda görülmedi henüz. İntratekal olmasındaki farkı da çok söyleyeyim. İntratekal daha büyük yaşlar için, hatta belki kim bilir bir gün erişkinlere yönelik de olacaktır. Daha zaten aslında FDA oldu kalkarsa REACH diye bir deneme başlatmayı planlıyorlar. Orada 18 yaşa kadar veya hatta daha sonra bunu genişletecekler. Belki bir 25-40 gibi yaşlar da geçti. O da olabilir. Bunun gibi bir deneme yapıp hani onlardaki etkisini de gözlemlemeyi düşünüyorlar. İntratekalde
intravenöze göre çok daha az bir virüs miktarı yeterli oluyor. Çünkü siz zaten direkt sentral sinir sistemine veriyorsunuz. Merkezi sinir sistemine BOS'a veriyorsunuz. O zaman çok daha az bir virüs miktarı yetiyor. Ve başka denemeler işte. Bunlarda onaylanmış ilaçların, tedavilerin ya extension study'leri burada, extension yani devam etmeleri veya diğer denemeleri. Örneğin nusinersen, şu an kullandığımız nusinersen 12 mg 5 ml. Nusinersen'in daha yüksek dozda acaba bu daha mı etkili olur diye bir düşünce oldu. Ve bununla ilgili bir deneme başlatıldı. 3 part'tan oluşan DIVOT denemesi. Bunun part A kısmı bitti. Part A güvenlikti. Şimdi part B'ye geçiyorlar. Hastaların alımı var. İşte screening'i falan sonrasında alımı. Belli başlı ülkelerde henüz Türkiye'de klinik site bölge olmadığını ben siteden görüyorum. Nusinersen'in yüksek dozlarda acaba daha etkili olacak mı diye bakıyorlar burada. Eğer daha etkili olursa bu sefer yine FDA'ya başvurulacak ve o doz sistemine geçilecek. Tabii bunlar için zamana ihtiyaç var. Respond denemesinde ise bu sefer gen terapisi alan ama gen terapisinden yeterli faydayı görememiş hastalardan bu sefer nusinersen eklemek, hani demişlerdi ya veri yok elimizde, daha faydalı olur mu diye bir soru var. Bunu deniyorlar. Bunda da ilk hasta dozlandı. Yine DIVOT da devam ediyor Respond'da. Respond daha yeni. Bu hastalarda da şart şu, yine iki koldan oluşacak ve diğer önemli olan bir kolda, tedavileri iki kolda da nusinersen'e hemen denemede başlayacaklar. Önceden almayacaklar. İlk gen terapisi almışlar ve faydayı görememişler beklenen. Bunu hekimler değerlendirecek, belli başlı faydaları var. O zaman nusinersen bir bakalım ne yapıyor, bunu eklenince optimum seviyede etki edecek mi diye bakacaklar. Sonra presemptomatik bebeklerin yani semptom göstermemiş bebeklerin denemeleri var. Örneğin işte bahsetmiştim. Spinraza'da Nurture, sonra Risdiplam'da Rainbow Fish. Yine aynı şekilde Zolgensma'nın da var. İşte hani sosyal medyada görüyorsunuz ya, örneğin aldı işte dans ediyor. Onlar semptomu yeni başlamış, presemptomatik değil. O hatta Evelyn diye bir kız var, çok meşhur. Kendisi 2 aylıkken Zolgensma'yı aldı, dans ediyor. Şu an gerçekten muazzam bir başarı. Bunun gibi videolar var. Presemptomatikler de çok başarılı oluyor. Çünkü hastalık başlamamış zaten. Nusinersen'de de o şekilde. %100'ünün tip 1'lerinin tip veya tip 1 veya tip 2 olması beklenen, kopya sayısından anlaşılıyor. Tamam, tam etken değil ama bir miktar, hani başka neye bakabilir? Çocuğun milestone'lu gelişimini göremeyecek zaten. Semptom başlamadan başlamak istiyorlar tedavi. Kopya sayısına bakarak SMN2'si 2, 3 işte tip 1 ya da 2 olacak bu diyorlar. Ve %100'ünün yaşadığı görülüyor bu denemelerde. Tedavi başlamadan önce. Normalde ne oluyordu? Tip 1'ler 2 yaş civarı çoğu kaybediliyordu. Yaşamanın yanı sıra %88 civarı hasta tip 1 veya 2 olması beklenen yürümeye başlıyor. Bunları presemptomatikken yapınca. Bu sefer biz ne görüyoruz? Yeni doğan taramasının önemini görüyoruz. O zaman Amerika'da pek çok eyalette bu var. Avrupa'da da var. Polonya'dan hatta bugün güzel haberler aldık. Polonya'da da başlayacakmış. Yeni doğan taramasının bu bebeklere yapılması lazım. Evet, evlilik öncesi taşıyıcılık testi de yapılmalı. Ama mesela MLPA testiyle genelde yapılıyor. MLPA'da bazen mesela 2 SMN1'de bir allelde oluyor diyelim. Diğeri boş oluyor ve bunu MLPA sayıya baktığı için belirleyemiyor ve bu sefer gizli taşıyıcı gibi bir durum olup çocuk anne babaya taşıyıcı değil deniyor. Çünkü test o şekilde gösteriyor ama her zaman testlerin belli mutasyonları var, belli bir yüzdeyle. Bu sefer hani o risk, böyle az bir risk de olsa çocuk bir bakmışsınız SMA hastası olmuş veya de novo mutasyon gerçekleşmiş, çok 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 az bir risk de olsa olmuş. O zaman bizim bu bebekleri de bir şekilde yakalamamız gerekiyor veya bu testler oturana kadar. Zaten evlilik öncesi diyoruz. Herkes tek tek test etmek çok akıl kârı değil ülkedeki. Evlilik öncesi dedik. Evlendi. İlk çocukları sağlıklıydı. Bu testlerin zamanından önce evlendiler. İkiyi yaptılar. İşte ikinci çocuk doğdu. Ya bu çocuk bu sefer hastaysa ve anne baba taşıyıcıysa ama bunu kaçırdıysa. İşte bu sefer yeni doğan taramasının da olması gerekliliğini görüyoruz. Özellikle tip 1 bebeklerde yeni doğan taramasıyla başlamak tedaviye hayat demek onlar için kısacası. Çünkü tip 1'de motor nöron ölümü çok hızlı gerçekleşiyor. İlk 6 ayda yaklaşık %90 motor nöronların öldüğü söyleniyor.
Bunlar genel bahsettiğim ilaçların etki mekanizmalarıyla alakalı. İşte burada Avexis 101 yine SMN bağımlı tedaviler bunlar. Zolgensma SMN1 geninin sentetik bir kopyasını veriyor. Spinraza nusinersen exon 7'ye bağlanarak exon 7'nin atlanmasını önlüyor. Yine Risdiplam da aynı mantıkla çalışıyor. Ve kas ilaçlarını görüyoruz. Miyostatini inhibe eden burada miyostatin inhibitörleri. Yine buradan SRK015 yani yeni ismiyle, molekül ismiyle apitegromab. Bunları görüyoruz. Bunun bu kas ilaçlarından yine kombinasyon tedaviler açısından hani umutluyuz. Öyle söyleyebilirim. Tedavilerle ilgili şu da var. Her bir tedavi ilk önce hastalığın durdurmasını ilerlemeye yönelik. Kaybedilen bazı yetiler hasta bazlı değişmekle birlikte geri kazanım görülebiliyor. Eldeki şu anki verilerle herhangi bir tedavinin bir diğerinden etkinlik açısından üstünlüğü yok. Ancak tabii ki şu olabilir, her birimiz farklı bireyleriz. Kimimiz birine daha iyi cevap verecek, kimimiz diğerine. O yüzden en ideali dünyanın her bir yerinde, sadece Türkiye'de değil, her bir tedavinin erişilebilir olması, kim hangisine uygunsa aile ve hasta hekimleriyle beraber karar verilerek o tedaviye başlanmalı. Bunlar bizim bizi değerlendiren bazı testler. Ülkemizde dediğim gibi Hammersmith ve CHOP-INTEND yaygın olarak yapılıyor. Bunlarla Hammersmith ve CHOP-INTEND puanımıza göre tedaviye devam ediyoruz. Aslında bu da çok doğru değil. Çünkü ilerleyici olan bir hastalığının ilerlemesini durdurmak zaten en büyük gelişmelerden biri. Ve örneğin bebek bu, çocuk bu veya CHOP-INTEND'de diyor ki işte çevir kafanı veya Hammersmith'te kaldır kolunu. Çocuğun o gün inadı tutabiliyor, hasta olabiliyor, yapamayabiliyor. Mesela 3 puan alması gerekiyor, 2 puan aldı diyelim. Tedavi kesiliyor o zaman. Ya da CHOP-INTEND'de bir saat daha fazla nefes solunum cihazından ayrı kalamadı. Tedavi kesiliyor. Ama baktık ki bu bebeğin hastaneye gidişleri azalmış. İşte pek çok bir şeyler yapmaya başlamış. Kolunu bacağını hareket ettirmeye başlamış. Bunun puana bağlı, insan hayatının puana bağlı olmaması gerekiyor. Bunlar çok değerli testler. Evet, bizi değerlendirmek için kullanılmalı. Gelişimimiz kesinlikle takip edilmeli. Ama tedavi devamı puanla olmamalı. Çünkü gördünüz, yararlarını da bize görüyorsunuz. Tabii ki herkeste etkisi farklı oluyor. Bunu da söylüyorum. Sosyal medyada dendiği gibi işte maalesef ki, keşke öyle bir şey olsa. Solunum cihazına bağlı bebekler bunu aldı koşacak. Böyle bir şey maalesef yok. Olsun en çok ben isterim. Ama böyle bir şey şu an günümüz koşullarıyla yok. Üç tedavi de birbirinden değerli. Herhangi bir tedavinin birine üstünlüğü yok ama hepsi çok değerli ve hastalığın ilerlemesini durduruyorlar. Kaybedilen yetileri kişi bazlı geri kazanabiliyoruz. Ve en önemlisi, hastalığın seyrini önemli ölçüde değiştiriyorlar. Bizi desteklemek isterseniz, kardeşim ve bendeki gelişmeleri veya bu Spinraza mücadelesini merak ediyorsanız bu Instagram'dan bakabilirsiniz. Derneğin hesaplarından bahsetmek isterim. Twitter ve Instagram yine aynı kullanıcı ismi, bu şekilde aratabilirsiniz. Web sitemiz her zaman güncel. SMA hakkındaki en doğru bilgileri, en yeni gelişmeleri, yurt dışının kısa özet çevirilerini hepsini bulabilirsiniz buradan, bu linkten bakarak. Bunlar da sosyal medyada sıklıkla kullanılan, hani bakmak isterseniz örneğin hastalar nasıl, görebileceğiniz bazı hashtagler. Benim sunumum bu kadardı. Ben de yine soruları cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Paylaşımı durduruyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. O zaman siz sorularınız olursa sorun bir yandan. Söz almak isterseniz onu da yazın. Biz de forumlardan bize gelmiş sorularla sormaya başlayalım. Sohbet kısmına geçelim. Biz soralım. Ayça, sen cevaplayabilirsin. Hocam, siz cevaplayabilirsiniz. Nazlı, evet. Hocam da siz cevaplayabilirsiniz. Pelin, istersen sen sormaya başla. Ben öncelikle herkese hatırlatayım. Sorularınızı bize chat kısmından yazabilirsiniz. Kameranızı açıp sorabilirsiniz. Bunlar bize forumdan gelen sorular. O zaman soruları sormaya başlayayım. Öncelikle bazı sorulara zaten sunumlarınızda ikiniz de cevap verdiniz. Tekrar olmaması açısından elemeye çalışacağım ama eleyemezsem de kusura bakmayın. Tamam. SMA hastalığı için etkili olan veya şu an üzerinde çalışılan bir kök hücre tedavisi var mıdır diye bir soru sormuş. Aslında buna Hilmi Hoca sunumunda cevap verdi ama tekrardan bir
o konu hakkında sorular gelmiş kök hücre tecavüzüyle alakalı olarak. En azından onaylanmış bir kök hücre tedavisi yok ama denenen kök hücre çalışmaları var. Yani daha fazla ayrıntısına gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani denenenler var. Aynısı diğer nörodejeneratif hastalıklarda denenenler var. Ama hani buradaki gen tedavisinin tek gen hastalığı olduğu için gen tedavisinin etkisi daha önemli, daha ön planda gözüküyor. Hem hocalarımıza hem Ayça'ya yönelteceğim bir soru var şimdi. Nusinersen tedavisinin ülkemizdeki gidişatı nasıldır? İlacın etki düzeyi nedir diye bir soru gelmiş. Biraz daha bu tedaviyle alakalı detaylı bilgi istiyor formdan soran, soru soranlar. Ben kendi deneyimimizden bahsedebilirim. Bizim aslında gösterdiğim biraz da halen sayı giderek artıyor. Oradaki 22 hastaydı sanıyorum. 30'a yaklaştı şimdi ama bizimkiler tabii çocukluk yaş grubu değil. Biz erişkin yaş grubu içerisinde bakıyoruz benimkiler, benim baktıklarım. Ama erken gerçekten nusinersen'in hani erken verilmiş olması yani SMN genininin nöronların ihtiyacının en yüksek olduğu zaman da verilmesi en kritik nokta. Bunu hep vurguluyorum ben yani bütün şeylerinde. Fakat şöyle diyeyim, erişkinlerde verdiğimizde Ayça'nın söylediği gibi Hammer Schmidt'le puanla değerlendirme derken şöyle bir şey oluyor. Tabii ki bir şeyle değerlendirmeniz lazım. Yani bu ilaç nasıl etki gösteriyor? Bir günlük yaşam fonksiyonlarında ki değişim aslında bir gerçekten hani kişinin algıladığıyla günlük yaşamda gördüğünüz arasında fark oluyor. Hammer Schmidt'te genellikle 2 ila 3 puan, 4 puan bir kısmı hastada daha yüksek puan artışlar görebiliyoruz aslında. Şimdi ortalaması da var ama onu getirmedim hani böyle bir keşke getirseymişim toplam ne kadar artış var uygulamanın üstünden senden sonra. Ama mesela şöyle diyeyim, asıl olarak söyleyeceğim şu olur. Tip 1'i tip 2'ye çeviriyor diyebiliriz. Tip 2, 3'ü de hani 4, tip 4'e çeviriyor. Ama hastalığı tedavi etmiyor. Yani ama hastalığı ortadan kaldırmıyor. Ama tipi biraz daha daha erişkene çekiyor. Fonksiyonlarını da yani erken verdiyseniz kazanabileceği fonksiyonları kazanmasını sağlıyorsunuz. Bu da tabii kişinin algılaması açısından çok yüksek oluyor. Yani normal bir birey için bir bardağı, Ayta'nın söylediği örnekle gideyim, bardağı kaldırıp su içmek çok basit bir şey gibi gözükebilir. Ama bunu yapabiliyor olmak çok büyük bir fonksiyon kazanımı oluyor. Dolayısıyla gerçekten nusinersen, yani ben bu antisense oligonükleotit, ben o biraz ona vurgu yapmak istiyorum. Bakın bu büyük bir buruş gerçekten. Yani ama çok büyük emek. Yani aslında biz hekimler olarak, tıp fakültesi öğrenciler olarak sizlere bunu söyleyeyim. Tedavinin uygulanması aslında bu başarılara bağlı. Bu konuda yapılan çalışmalara bağlı. Maalesef, maalesef biz o çalışmaları biz uygulayıcılar konumunda olmak beni çok üzüyor. Asıl orada olmamız gerekiyor. Asıl o tedavi, o sürecin içerisinde olmak gerekiyor. Aynısını ben gen tedavisi açısından da söyleyeceğim soru olursa. Benim söyleyeceğim bu şey. Ayça belki bir şeyler eklemek isteyecektir. Kesinlikle hocam. Çok düzgün açıkladınız. Çok güzel anlattınız. Şöyle siz hani tedavi etme gibi dediniz ya. O şu demek yani. Şöyle bir sıkıntı var maalesef. İngilizce'de cure ve treatment kavramları var ya. Bu üç tedavi. Üçü de tedavi arkadaşlar. Cure değil. Cure henüz SMA için maalesef yok. Yani cure ne demek? Çok basit örnek vereceğim. Diyelim ki farenjit oldunuz. Antibiyotik aldınız ve farenjit bitti. SMA'ya ilaç aldınız ve bitti diye bir durum söz konusu değil. Ama Hilmi hocamın dediği gibi motor fonksiyonları iyileştiriyor, arttırıyor. Bu iyileşme demek hani hastalıktan kurtulmak değil, daha iyiye götürme demek. Yani hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor. Böyle güzel bir, en önemlisi bu zaten. Sonrası gerisine bonus gibi bakmak gerekiyor. Gerisi de oluyor. Ve hani bir bardağı kaldırmak, yataktan kalkabilmek, işte egzersizlerini daha kuvvetli yapabilmek, hayat kalitesini iyileştirmek burada asıl hedef. Ve üçü de
dediğim gibi Hilmi hocamın da dediği fonksiyonları arttırma, hayat kalitesini arttırma ve hastalığın seyrini önemli ölçüde değiştirme. Önemli olan bu. Görüyoruz ki tip 1'ler oturmuş, kimisi yürümeye bile başlamış çok erken aldıysa. Yani tip 2'lerde de aynı şekilde, tip 3'lerde de bu şekilde. Tabii herkesteki her birey sonuçta farklı. Yani sırf Spinraza ve Nusinersen için değil, her bir ilaç için vereceğiniz, vücudunuzun vereceği tepkiler de farklı olabilir. Ama etkiler bu şekilde. Yine bunun gibi çok güzel etkiler. Örneğin çok basit, gece uyurken sağınızdan solunuza dönmek istediniz. Siz ne yapıyorsunuz? Uyanmadan bile dönüyorsunuz. Bu hastalar ne yapıyor? Annesini babasını çağırıyor. İşte varsa, keşke olsa, yurt dışında caregiver denen bir sistem var. Hasta bakıcı gibi değil de böyle hasta bakıcı ama ona eşlik eden gibi. Günlük hayatta da bir yerlere giderken yardımcı oluyor örneğin. Ve bunu sigorta şirketleri veya hükümetler karşılıyor. Onlardan çevirmelerini istiyorlar. Bir hastayı düşünün, siz hasta olduğunuzu düşünün. Bir gece uyandınız ama böyle yarım uyandınız ve kendiniz döndünüz. Bu sizin için evet yürümek çok şey ama her şey yürümek veya hastalığın komple bitmesi değil. Bunun gibi kazanımlar da çok değerli. İşte bu Nusinersen bunu sağlıyor. Hayat kalitesini iyileştiriyor. Sırf Nusinersen değil, tüm SMA tedavileri öyle. Hiçbiri kür değil. Zolgensma da değil. Belli bir hasardan sonra Zolgensma'yı verdiğinde ben de dedim sunumumda keşke olsa, keşke o solunum cihazlarından kurtulup koşmaya başlasa. Bunu kim istemez? Ama böyle bir şey şu an mümkün değil. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Gen tedavisiyle alakalı sorular gelmiş. Ne kadar güvenli olduğuyla alakalı ve bunun ne kadar ulaşılabilir olduğuyla alakalı. İkiniz de bu konuda cevap verebilirsiniz hocam. Ayça, ikiniz de. İşte gen tedavisi ben hiç uygulamadım. Zaten Türkiye'de henüz uygulanmadı. Fakat söylenenlerden bir tanesi, bir kere bir virüs arayışını yapıyorsunuz. Dolayısıyla onunla karşı antikor olmaması lazım. Birinci şey orası. Halbuki adenovirüse karşı antikor olabiliyor. Dolayısıyla ilk bakılması gereken adenovirüse karşı bir antikor olmaması. İkincisi yan etkiler tabii ki. Gerçekten yan etkileri var. İntratekal verildiğinde bu dorsal ganglion enflamasyonu veyahut da santral sinir sistemindeki kemiği etkiler ciddi komplikasyon olarak düşünülebilir. Herhalde bunlar yan etki olarak dikkat edilmesi gereken tablolar olacaktır. Ama hani bunda vektör mesela adenovirüs yerine başka virüsler, hani karşı sorunu çıktıkça ona, o sorunla ilgili çözümleri bulma biçiminde bir yolda bilimsel araştırmaların önündeki temel yaklaşım oluyor. Bir sorun çıkıyor, o sorunu nasıl çözeceğim başka bir yol bulunuyor, başka bir yol bulunuyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hilmi hocam zaten cevap verdi. Yan etki olarak intratekal zaten denemelerdeydi. Şu an bir askıya alınmış durumda. İntravenözde de kilo miktarı arttıkça verilmesi gereken virüs miktarı artacağı için karaciğer ve kalpte kalp enzimlerinde artışlar oluyor. Bunlar zaten verildikten sonra laboratuvar testleriyle kontrol ediliyor ama belli bir kilonun üstüne ne kadar, ne olacak? Yani o yüzden belli bir kilonun üstüne riskli bakılıyor şu noktada intravenöz olduğunda. Bu yan etkilerden dolayı ve kortikosteroid kullanımının neden olabileceği yan etkilerden dolayı bazı nörolojik problemlere de yol açabiliyormuş. Zaten benim okuduğum kadarıyla Hilmi hocam daha iyi bilir kortikosteroidin uzun dönem kullanımı. Bu açıdan evet yan etkiler var ama şöyle ki küçük bebeklerde yapılan denemeler zaten bir nadir hastalığınız varsa SMA'da da öyle yan etki işte fayda risk profili gözetilerek karar veriliyor tedavilere. Eğer fayda o hasta için riski geçecekse o zaman o tedavi uygulanabiliyor ama bu artık hele SMA'da 3 tedavi olunca çok hasta bazlı kararlar olması gerekiyor. İşte demek istediğim 3 tedavi de her yerde olsun, hekimlerle karar verilsin olayı buna çıkıyor. Bu noktada bu tedavilerin erişilebilir olması da ilaç firmaları ve hükümetler bazında yapılan toplantılarla karar veriliyor. Bu noktada her iki tarafta üstüne düşeni yapması gerekiyor. Yani hekimler açısından şunu söyleyebilirim Ayça, hani bu konuyu belki bir fikrimi de hani bu paylaşmak isterim. Aslında bunlar faz 2 faz 3 çalışma demek. Faz 2 faz 3 demek, çalışma demek. Yani aslında bunlar henüz çalışma aşamasında. Dolayısıyla bakanlığın
bunu çalışma kapsamında alması lazım. Ama bakın biz çok o bakımdan çok sıkıntıdayız ve hastalarımıza karşı karşıya geliyoruz. Ama ben hastalarıma her zaman söylediğim şu, biz sizin yanınızdayız. Yani biz hastalarımızın yanındayız hekimler olarak. Ama bu biz çalışma yapıyorsanız, mesela bunu Ayça çok iyi biliyor, bir çalışma yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Metodunu uyguluyorsunuz, şu kadar olacak, şu kadar zaman kişi, şu kadar kişi gerekiyor. Şunlara dikkat edeceğim, gene etkisi olursa bu olacak değil mi? Metot o gerekiyor. Şimdi maalesef ülkemizde bak fazül çalışma yapılıyor aslında. Nusin Ersen'de de fazül çalışma yapılıyor. Yani bizim uyguladığımız, ama biz çalışma değil, biz rutini olarak yaklaşılıyor bize. Anlatıyor. O zaman ne oluyor? Hasta ve hekim iki tarafta yaşıyor. Halbuki bu bir, aslında bakın bu, Ayça bu fikrime katılır mı bilmiyorum ama bakın bunu, aslında bu bir çalışma olduğu için bunun araştırmalar, yani devletin araştırmalara ayırdığı bir bütçesi olması lazım. Ve oradan ödemesi lazım. Oradan o çalışmayı hekimleri de, o mesela bana demesi lazım ki Musal, sen 20 kişilik Nusin Ersen erişkin yaş grubu çalışması yapmak için nelere ihtiyacın var? Tamam mı? Bir hemşireye ihtiyacım var diyeceğim. Bir kayıt için gibisine göre. Anlatabiliyor muyum? Diyecek ki tamam o zaman ya ben sana bunu vereceğim. Şu kadar zaman vereceğim. Şu kadar şey şöyle anlatabiliyor muyum? Ve diyecek ki bunu ben SGK'dan karşılamayacağım. Bunu ben araştırma bütçemden karşı. Yani devletin bu tür araştırmaları, aynısı bence bu viral gen tedavisi için geçerli. Şimdi bak 2,5 milyon dolar. Şimdi oraya geleyim yani. 2,5 milyon dolar bir kişinin maliyeti. Şimdi onu maliyet, şimdi bakanlıkta toplantıya katıldım. Nadir hastalıklar toplantısına katıldım. Çok etkileyiciydi bana. Onu paylaşmak isterim sizlerle. Diyordu ki tedavi varsa para sorun değil bizim için diye konuşuluyordu. Tedavi varsa para sorun değil. Ama bakın ALS'lerle uğraşıyorum. ALS'ler ventilatör bulamıyorlar. Bak ventilatör, solunum cihazı, solunum, bakın tedavisi yok hastalığın, ventilatör alması lazım. Bak 15 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira. Anlatabiliyor muyum? Onu bulamıyor, cebinden ödemek zorunda kalan insanlar oluyor. Dolayısıyla bu demek ki SGK, yani bu konuda çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Biz hekimler olarak bu konuda yaklaşırken de birincisi hastalarımızın yanındayız ama ikincisi bu bir gerçekten ne olduğunu tanımak, faz 2 faz 3 ise çalışmadır. Çalışma kapsamında ele alınmalıdır. Öyle değerlendirilmelidir. Yan etkisi, etkili vesaire. Üçüncüsü de eğer bu bir hastalarla yani puanına göre hekim vermeyecek dediğin zaman hasta kimle çatışıyor biliyor musun? Maalesef. Ayça kimle çatışıyor? Maalesef bizde. Sanki vermeyen benmişim gibi. Evet, sanki vermeyen benmişim gibi oluyor. Var. Sizinle değil, hekimle değil, sistemle ilgili bir problem var maalesef. İşte evet, orada gerçekten hani burada bizim bu, hani orada hekim olarak biz o kadar elimiz kolumuz bağlı ki Ayça bilemezsin. Biliyorum yani hocam. Biliyorsun değil mi Ayça? Yani elimiz kolumuz bağlı. Bak ben bugün neyse soruları almamız daha önemli. Burada çok bizim hani tarafı en azından hissettirmek isterim yaşadıklarımı sizlere. Evet. Soruları ama alalım. Sistemsel bir sıkıntı var. Onu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız şunu söyleyeceğim. Faz 3 çalışmaları tip 1'lerde NDR ve tip 2 3'lerde Çiriş'le yapıldı. Nusin Ersen'in, onlar bitti. Faz 3 çalışması bitince FDA ve EMA'dan onay alıyor. Ama devam çalışmaları var. Bunlar çalışmaya katılan hastalarla. Keşke Türkiye zamanında hani çok büyük çalışmalarla girmiş olsaydı da burada da bazı hastalar çalışma kapsamıyla alsaydı. Tip 1 için ve yeni doğanda presemptomatik için Nurture ve Endear'dan Haluk Hocam'ın bazı hastaları katıldı tip 1. Onlar da zaten çok güzel gelişmeler oldu. Çalışmada devam ettiler. Extension'da da oldular. Sonrasında şu an mesela presemptomatik alan bir bebek şu an yürüyor. Ablası hastanede yatıyor. O biraz maalesef daha ilerideydi. Hastanede yatıyordu o demiş. Şu an çıkmıştır. Ama kardeşi yürüyordu. Yani böyle oluyor.
şunlarda vakalilerle çıkıyor. Sanıyorum gen terapisinde de bu hani hakemlerce değerlendirilen makaleler oluyor ya, New England Journal of Medicine gibi. Onlarda bir güzel bir makale yayınlanması veriler açısından bekleniyor diye düşünüyorum. Bu çünkü Spinraza'da bizde de beklenen oydu. Demişlerdi ki tip 2 ve 3'ün bu makalede yayını yok. Tamam, evet, yayınlanıyor sitelerde, verilerde var belli makaleler ama bu double blind, çift kör, placebo etkili çalışma makalesi yok denmişti. 2018 Şubat'ta çıktı o makale. Sonra bilim kurulu toplandı. Olumlu görüş bildirdi. Bunların hepsini biz biliyorduk. Daha sonrasında maalesef hani ülkede prosedürler de biraz maalesef ki geç işliyor. Sistemsel sıkıntılar oluyor. Bu daha sonra SGK kapsamına alındı. Medikaller kısmında diyeceksiniz ki evet, ALS çok güzel bir örnek oldu. Yani ben bir SMA hastası olarak diyorum ki sadece SMA da yok bu ülkede. Pek çok hastalık var. Bu SGK kapsamına alınması gereken çok fazla ortez var. Mesela ayakta SMA için örnek veriyorum. Çünkü onu yaşadığım için örnek veriyorum. Ayakta durma sehpası, işte tekerlek sandalye. Tekerlek sandalye karşıladığı ne? Hastane tipi tekerlekli sandalye. Bunlar hantal oluyor. Kişiye uygun olmuyor. Ama mesela belli markaların hafifleri var. Bu sefer sırt kol kaslarını da güçlendiriyor hastanın, eğer çevirebilecek durumdaysa. Benim kardeşim örneğin yürüyemiyor. Ama tedaviden önce sandalye çeviremiyordu. Sadece akülüyle gidebiliyordu. Şu an manuel sandalyeyi çeviriyor ve gittikçe hızlanıyor. Yatarken kafasını kaldırmaya başladı. Destekli dönüyor. Daha desteksize geçmedik. Dizlerinin üstünde durabilmeye başladı. Bunlar çok önemli. Veya şöyle söyleyeyim. SMA gen hastalığı diyoruz ama bunun sonrasında pek çok branşla ilgisi oluyor. Endokrinoloji, işte kemik erimesi başlarsa, ondan sonra çocuk göğüs veya göğüs hastalıkları erişkine geçtiğinde nöroloji, fizik tedavi, sonra hatta gerektiğinde psikoloji, psikiyatri, çünkü hastanın bir ruh sağlığı da var, bu da var, bu da söz konusu. Bunun için bizim istediklerimizden biri yine sistemsel böyle bir merkez olsun. Nöroloji, işte fizik tedavi, devlet bu şekilde kaynaklar ayırsın ve hasta kapıdan girsin. İşte her şeyine bakılsın, nöromüsküler merkezler artsın. Yani oradan oraya sürüklenmesin. Bu hastaların belli bir diyeti oluyor, uygun beslenmek zorundalar. Aralıklı ama sık sık yemeliler. Aç kalmak çünkü hastalığı tetikliyor, tremörler artıyor. Bunun gibi pek çok var. SMN1, SMN2 diyoruz da bu vücutta ne yapıyor? Vücut etkileri var bunun. Veya kemik erimesi başladıysa bazı kemik ilaçları var. Bunu kemikleri güçlendirmek için bunların uygulanması. Yani bunun çok farklı spektrumu var. SMA açısından bu, ALS'de İlmi Hocam'ın dediği gibi ventilatör. SMA'da da tip 1 hastaların yine ventilatör, BiPAP, öksürtme cihazı diye bir şey var. Öksüremiyor bu bebekler. Öksürmek için ona ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda solunum terapilerinde de çok faydalı yine. Bu cihaz yaklaşık 30 bin lira maliyetli ve bu da karşılanmıyor. Bunu DMD hastaları da kullanıyor örneğin. Bu da yok. Bunun gibi pek çok şeye de ihtiyaç var. Yani medikaller, tedaviler, sadece SMA için değil başka hastalıklara da tedaviler çıkıyor örneğin. Gündem olanın tedavisi değil, bilimsel verilerle etkileri kanıtlanmış tüm tedavilerin her bir hastalık için olması gerekiyor. Ve dilerim ki bazıları artık Türkiye'de geliştiriliyor olsun. Gerekli ödenekler ayrılsın. İşte hocalarımıza dediğimiz gibi işte şöyle hadi klinik çalışma bu şekilde, biz de bir yerden dahil olalım. Biz sürekli satın alıcı konumunda olmayalım dilerim ben de kesinlikle. Burada Ayça, biraz uzatmamak istiyorum ama şunu söyleyeyim. Biz ülkemizin nadir hastalıklar politikası yok. Bizim bunlar nadir hastalıklar grubuna giriyor. Nadir hastalıklar tek tek baktıklarınızdan 1/100'ünde, 1/100'ünde, 20.000'de 1'in üstünde, yani daha 21'den daha düşük sayıda görülen hastalıklar ama toplamına baktığınız zaman gerçekten önemli bir sayı oluşturuyor. Ülkemizin Sağlık Bakanlığı'nın nadir hastalıklarla ilişkili bir politikası yok. Karşılaştığımız sorun bundan dolayı kaldı hocam. Hatta Onur Bey var başında, Doktor Onur Bey. O hani yeni toplantılarda işte görev alıyor. Ancak dediğim gibi prosedür bunların hızlıca ilerlemesi, sistemin oturması dediğiniz gibi. Ayşe'cim. Evet. Yani bu ülkenin hani ben Onur Bey'in yani tanıştım da toplantıda ben de. Ya ama bir gerçek bu. Yani bu sorunların çözülmesi bir ülkenin bir nadir hastalıklar politikası olması lazım. Kesinlikle. Onun içerisinde çözülmesi lazım ki hekimler olarak biz hastalarımıza karşı karşıya kalmayalım.
Hocam zaten yani böyle bir şey olabilir mi? Bir hekim hastasıyla karşı karşıya kalmamalı. Hastalar da zaten ya, ben mesela hekimle o kadar çok seviyorum ki. O güler yaşasın. Yani sabrı, enjeksiyon sırasında rahatlatıcılığı, sonrasında bize olumlu görüşleri bahsetmesi. O kadar değerli ki bizim için. Bize tedavi uygulayan sizsiniz. Niye karşı karşıya gelelim? Bizim iyiliğimizi anne babamızdan sonra siz istersiniz. Kesinlikle. Kesinlikle orada o süreçte nelerle başa çıktığımızı biliyor musun Ayça? Yani onun TİK'e girmesi, onayın alınması, muayeneler, onun birleştirilmesi, bütün hepsini birleştirilmesiyle ilgili yaşadığımız kısım gerçekten çok fazla. Sonuçta var yani bak bunu yapıp beni şikayet eden var, hasta var. Ben ki hastama elimde yani CİMER'e şikayet edilmiş kişiyim yani. İnanamazsın. Yani ben inanamadım şahsen. Ertesi günde hasta geldi, tedavi için bana geldi. Yani ben anlatabiliyor muyum? Her şeyi yapmışız, aksaklıktan dolayı olanı CİMER'e şikayet ediyor ve bize gelebiliyor. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz ama konu bu değil. Evet, sorulara bence sorulara bakalım madem. Gelen sorular daha çok zaten bu konuştuğunuz hekim hasta arasındaki bu işte sizin bahsettiğiniz, değindiğiniz problemlerle alakalıydı. Biraz da sosyal medyadaki çalışmalarla alakalıydı. Bu sohbetiniz zaten büyük bir kısmını cevapladı soruların. Yaşasın. O zaman harika. Zaten hani neler yapılması gerektiğini, nadir hastalık politikası adı altında bir şey çıkarılması gerektiğini düşündüğünüzü de belirttiniz. Bazı soruları da bu cevapladı. Haberlerde ve sosyal medyada düzenlenen SMA hastalarına karşı devletin tutumu hakkındaki düşüncelerinizi merak edenler var. Ayça ne diyorsun? Ayça'dan başla. en fazla şey. Tamam. Şöyle ki bazı haberler doğruluk payları olanlar ve yanlışlık payları olanlar gibi oluyor. Haberin yapımı işte bazı konuların yansıtılış biçimi, bazı yanlışlıklar var. Her üç tedavide olmalı zaten, bunu hep söyledim. Olmasın diyen kimse yoktur zaten. Hepsi olmalı ama uygun hastalara, hekimlerince uygun kararlarla hani beraberce karar alınarak uygulanmalı. Ancak maalesef hani solunum cihazına bağlı çocuğun bunu alınca yürüyecek, koşacak gibi söylemler hem aileler için umut kırıcı aslında. Çünkü yeni teşhisli bir aile geliyor. Mesela bir başka ilaca ulaşmak için bir başkasını kötülemek gibi bir durum da söz konusu. Maalesef özellikle hani pek çok kişinin dahil olmasıyla konu siyasi boyutlara da çekilebiliyor ki en istemediğimiz şey eğitim ve sağlığın siyaseti olmaz. Örneğin yeni teşhisi arıyor, diyor ki Spinraza aslında ilaç değilmiş, almayalım gibi bir şey diyor tip 1. O çocuk onu almazsa ne hale gelecek? Örneğin yani biz zoocazmaya kampanya başlatalım diye başlıyor. Ama elde bir tedavi var, o çocuk onu almazsa zoocazmaya kadar zaten durur mu? Yani çok kötü bir durum yani. Hani yeni teşhislilerin kafası çok karışıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bazı söylemler yüzünden sanıyorlar ki işte birini alınca fizyoterapi bitecek, hayat her şey bitti gibi durumlar oluyor ve bunun en kötü etkisi çocukta oluyor. O yüzden en önemlisi anne ve babanın bilinçli olması. Zaten şu an annem de izliyor, mikrofonu kamerası kapalı ama biz bugün bu kadar güçlüysek, bu noktalara geldiysek annemiz babamız pes etmediği, bilinçli olduğu için bize tanık olduğunda hiçbir tedavi yoktu. Annemler Nusinler Sendeki çalışmaları farelerden itibaren takip ediyorlar. Ve bize bir tedavi çıkıncaya kadar inandı annem, çıkacak dedi. Ne demek tedavisi yok dedi, bir şey çıkacak dedi. Ben tedavi çıkana kadar tamam ilerleyecek ama en az ilerlemesi için en düzgün nasıl koruyabilirim bunları gibi düşünüp fizyoterapidir, beslenmedir, her şeyi kendisi araştırıp buluyor babamla beraber ve onların kimsesi yoktu. Şimdi aileler, annemin de kurucularından olduğu Sevma Memnun Yürü Derneği var, hepimizin destek grupları var. Bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hekimlerle çevrim içi söyleşiler yapıyoruz. İşte ortopedi, fizik tedavi hekimleriyle gerçekleştirdik.
bunları. Geri gelir nörolojide belki Hilmi hocamı da davet ederiz kendisi de katılmak isterse. Bilinçlendirme seminerleri yapıyoruz. Geçen sene ta pandemi başlamadan önce 29 Şubat Nadir Hastalıklar Günü etkinliğinde bu dediğim gibi branşları topladık bir araya ve hani sadece SMA değil ALS, DMD gibi nadir hastalıklarla ilgili seminerler düzenledik. Çünkü ailenin bilinçli olması tedavinin de etkiden maksimum faydayı almak için en önemli kavram. En önemlisi ailelerin bilinçlenmesi. Sonra devletin bize bu imkanları eşit şartlarda ulaşabilmesi. Çünkü sesi çıkanın canı sesi çıkmayandan daha az değerli, daha çok değerli diye bir şey yok. Hepimizin canı eşit. Sırf Türkiye'de değil. Şu anda maalesef hiçbir tedavisi olmayan ülkeler de var. Pakistan gibi örneğin daha az gelişmiş ülkeler. Oradaki hastalar kötüleşmeye veya tedavi almazsa ölüme doğru gidiyorlar. Yani bu noktada global bir sorun da var maalesef. Bunların hepsinin çözümlenmesi gerekiyor. Ve her zaman doğru bilgilerle hareket etmek gerekiyor. Çünkü bizim Spinraza döneminde yaptığımız da oydu. Hep elimizde bakın makaleler, bakın veriler. Bu şekilde hep bilimsel verilerin ışığında biz koşacağız, uçacağız demek yerine bakın böyle düzelebilir. Bakın bu ihtimal var. Bakın durdurabiliriz. Bu şekilde ilerledik. İşte, burada bak tam buna buraya kıtıl. Ben de bu soruya cevap böyle cevap verecektim. Şöyle Ayça. Bunları kime söylemek zorunda kaldınız? Bunu biz Sağlık Bakanlığı'na ilettik. Aslında Sağlık Bakanlığı'na bak. Dur Ayça bak. Aslında bunu bak bu yanlışı bu gösteriyor. Yani bunu kamuoyuna söyleyerek kamuoyundan Sağlık Bakanlığı'na gitmek diye bir yol olamaz. Bu nadir hastalıklar politikası olmadığının en önemli göstergesi. Bunlar hiç kim, ben o kadar üzülüyorum ki bu tedaviler bunlar orada tartışılacak şeyler değil. Devletin yani normal politikası olsaydı hiç bak Nusin Ersen çıktığında temalı hastalar bu tedaviyle ilgili şu var, bu gelişme var, bu tedavi hiç basına çıkmanıza annenin o kadar enerji sarf etmesine gerek kalmaması gerekirdi. Yani basın aracılığıyla bakanlığa ulaşmak, basın aracılığıyla, kamuoyu aracılığıyla sağlık politikasının oluşmasını sağlamak zorunda kalmak nadir hastalıklar için kader olmaması lazım. Bunlar öyle yani beraberinde bürokrasiyle uğraşıyoruz. Ayça'cığım bak haklısın ama bak zaten bak yanlışlığı bu gösteriyor zaten. Yani biz sosyal medya kamuoyunu ikna edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nı o araçla ikna edip bizim tedavi böyle bir şey yok arkadaş. Yok böyle bir şey. Normali bu değil. Normal nadir hastalıklar politikası olur. Devlet zaten mesela Nusin Ersen bir tedavi gelişiyor. Büyük bir buluş bir kere. O buluşu sen hastalarımı nasıl uygulayacağım? Benim kaç tane SMA hastam var? Bu hastalarımı ne yapacağım diye hemen sen hiç onlar basına çıkmadan, ruhları bile duymadan sen onlara tedaviyi nasıl yapacaksın? Onu yap, yani anlatabiliyor muyum? Bunu bize de danışmıyorlar ama ne zaman bizlere bile danışmaları ta kamuoyunda bir şeyler oluyor. Ondan sonra yani bu, hani bunun oy sorununa dönüşmüş oluyor kendinde. Hani diyorsun ya sağlıkta politika olmaz. Olmaz. Ama böyle olmuş oluyor işte. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Bu kamuoyu iki şey var daha doğrusu bu kamuoyu basın konusunda. Bir tanesi bakın ülkemizin bir gerçeği var. O gerçek şu. Ülkemizde akraba evliliği %35 ve 100 akraba evliliği nedeniyle benim hastalarımızın yarısından fazlası akraba evliliği. Oluşan SMA'lar. Ve aynı aileden, aynı akraba evli olup 2-3 hasta olan var aynı aileden. Bunu ben hani aslında Nazlı Hoca'ya soracağım. Neden bu 1/50 sıklıkta görülüyor? Bunun bir sebebi olması lazım. Ama akraba evli olduğu zaman dolayısıyla bak Avrupa'daki ülkelerde bu sorun konuşulmuyor. Çünkü yok. Ama bizde var. Bakanlığın, Ayça'cığım bakanlığa lütfen ulaşın. Söyle şöyle. Lütfen bir tane sosyal duyuru istiyorum. Lütfen akraba evliliği yapmayın duyurusu. Bak bu kadar yaşıma derslerinde söylüyorum. Bakanlığın bir kere bile akraba evliliği uygun değildir. Akraba evliliği çocuklarımızın acı çekmesi. Sizi de acı çekiyorsunuz. Çocuklarımız, işimiz kan ağlıyor. Ben o çocuklar için ama akraba evliliği yapıldığı zaman olasılık artıyor. Bu sadece SMA değil. Öyle dejeneratif hastalıklar var ki öyle ya, şimdi ülkemizin bir gerçeği var. Ama bakın var mı kamuoyunda bununla ilgili bir tane duyuru ilan gördünüz mü? Bir tane reklam, bir tane program, bir program Allah bir film. Bakın tonlarca film çekiliyor. Bir tanesinde akraba evliliği konusunu ele alan bir film var mı? Var mı? Yok.
Bunlar hepsi sağlık ve sosyal politikadır, sağlık politikasıdır. Onu ikincisini de söyleyeyim, o da şu, bir tanesi bu sosyal şeydi. İkincisi de şu, bakın kişiler yardım bağış toplayıp 2,5 milyon dolar bağış toplayıp yurt dışına gittiler. Anlatabiliyor muyum? O kadar, ya o çocuklar için o kadar üzülüyorum ki. Bugün bizim gen tedavi merkezimiz var. Orada adam, arkadaşım Amerika'dan bir sürü patentle gelip yıllardan beri o tedavi merkezinde tedavi, gen tedavisi geliştirmeye çalışıyor. Ve onun inanın bana 50 bin, 100 bin lira para için göbeği çatlıyor. 2,5 milyon doları oraya vermişseydi, ben sordum, dedim yapabilir miydin sen bu tedavi? Ya dedi, şüphesiz. Yani o düşünsene, 2,5 milyon doları siz doğru yere yatırırsanız o ülkedeki çocukların hepsine ücretsiz yapabilirsiniz. Ama yazık, 2,5 milyon doları basın aracılığıyla, televizyon aracılığıyla toplayıp çocuk nasıl üzülüyorum, nasıl içim kan ağlıyor bilemezsiniz. Neden? Çünkü bu konuda bir doğru bir sağlık politikası yok. Bu o kadar net ki. Bundan dolayı da bu garabet tablolarla karşılaşıyoruz. Üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Teşekkür ederim. Hocam tabii şu da var, yani tedaviler için sırf gen tedavisi değil de keşke evet ülkemizde olsun, keşke yatırımlar olsun, ama bir yandan var olan hastaların hani bir tedavi hiçbir şey olmadığını düşünelim. İlerleyen bir hastalığı söz konusu olduğu için bir noktada mevcutları evet tedavi edelim, ileriye ne yapabiliriz? Yani bunlara aslında dediğiniz gibi politika önceden başlanacaktı. Tabii tabii Ayça. Yani bu bunu bak, ben arkadaşım 10-15 yıla yakındır burada. 15 yıldır gen tedavi merkezi. Yani bu ona zamanında destekleseydi, aynı şey aşı için de geçerli. Bak burada o kadar benim üniversitemde öyle kişi var ki aşıyı da ama ya ona şimdi konuşuluyor. Anlatabiliyor muyum? Zamanında verilseydi bunlar, bu sorunları biz tabii ne oluyor? Bugün basında böyle yansıyoruz. Üzülerek seyrediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Ama sonunda esas nedeni bilmek, esas nedeni kavramak, bir hekim olarak tıp fakültesi bu konuda profesyonel iş çalışacak hekim adayı için bence çok önemli. Özünü kavramamız gerekli. Bunlar aslında sağlık politikası dediklerimiz bunlardır aslında. Yani anlatabiliyor muyum? Sağlık politik aslında insan, yani politika yapmayıp sağlık politikası yapmaları gerekiyor. Sağlık politikası yok. Yani iyi bir yol izlenmeli. En azından bu gelişmelerle bizim taleplerimizle o nadir hastalıklar dairesi oluşturuldu. Hani umuyorum hani bir şeyler yavaş yavaş rayına oturacaktır. Zaten annem de açtı kamerayı. Sanırım bir şeyler demek istiyor bu noktada. Tabii memnun olurum. Derneği yönetim kurulu üyesi, işte bizim annemiz, iki SMA annesi, aynı zamanda basın sözcüsü ve eski bir haber spikeri. Harika. Müsaadenizle ben de birkaç cümle söylemek isterim. Uygun mu? Buyurun Arzu Hanım. Hocam iyi akşamlar. İsminizi duyuyordum sizinle. Hastalarımız vasıtasıyla tanışmak kısmet oldu. İzliyorum yayını, dikkatle izliyorum. Ben de birkaç şeyi söylemek isterim. Dediklerinize tamamen katılıyorum. Evet, bir nadir hastalıklar sağlık politikası ile ilgili çok büyük eksiklikler var. Ancak bizler sesimizi duyururken dediniz ya, hani annenin bu kadar çabalamasına gerek olmamalıydı. Elbette bana tedavi sunulmalıydı. Yani şöyle şöyle bir ilaç var, şu şekilde bu tedavi uygulanıyor diye bana tedavi sunulmalıydı. Ama şüphesiz canım o kadar yanmış ki ben 15 sene bu tedaviyi beklemişim. Ve sadece kendi çocuklarım için değil, bütün hastalar için SMA Benimle Yürü Derneği adı altında mücadele ettik. Ve çok şükür bunu başardık. Şu anda çok sayıda hasta faydalanıyor. Mecliste 4 yıl öncesinde bizim Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurulması yönündeki talebimiz işte geçen sene gerçekleşti. Şu anda böyle bir daire başkanlığı var. Her ay rutin toplantı yapıyoruz STK'lar olarak. Sahadaki sorunlarımızı da dile getiriyoruz. Bunu söylemek isterim. Ayrıca SMA konusunda tedavilerle birlikte en önemli konu yeni SMA hastası bebeklerin doğumunun önlenmesi olmalı. Buna zaten hepimiz katılıyoruz. Bu konuda da bakanlıkta yaptığımız toplantıda bize verilen son bilgilerde özellikle farklı bölgelerde, bir tanesi akraba evliliklerinin yoğun olduğu doğu illerinde olmak üzere 3 pilot il seçildi ve taşıyıcılık testleri zorunlu hale gelecek. Yani çiftler evlenmeden önce
talasemide olduğu gibi SMA taşıyıcılık testi yaptıracaklar. Eğer taşıyıcıysa çiftler normal yolla bebek sahibi olmayacaklar. Şimdi ikinci bir sorunla karşılaşıyoruz. Taşıyıcısınız, siz normal gebelik düşünmeyin. Peki PGT dediğimiz PGT yöntemiyle, embriyo ayrıştırma yöntemiyle çocuk sahibi olmanın maliyeti ne olacak? Yeni bir sorun karşımızda. Dolayısıyla bu şekilde tüp bebekle işte bütün kromozomların araştırılması gibi incelemelerin de ödeneceği bir SGK politikasına da acil ihtiyaç var. Yani akraba evlilikleri konusu evet oranı arttırıyor ama biz de bir örneğiz ve inanın sizin elinizdeki hasta sayısının daha fazlası hiç akraba evliliği olmayan aileler. Benim ve eşimin 7 sülalesinde yok SMA. 2 çocuğumuz. Burası gerçekten tam bir biyoloji sorusu. Demek ki insan popülasyonunda SMN geninin bu kadar yüksek frekansta delesyonunun olmuş olmasının muhtemelen bir açıklaması vardır. Herhalde Nazlı Hocam'a buradan istiyorum. Yani ama Türkiye'nin bir gerçeği %35 akraba evliliği var. Evet. Ve düşünsenize yarısını sadece SMA açısından sakın bakmayın. Bak SMA açısı yarısı ama diğer hastalıklar inanın bana, inanın o hastaları görseniz ki onlar yani söylemek zor. Dolayısıyla ülkemizin kanayan bir yarasıdır. Lütfen bakanlığa bunu söyleyin bakalım. Nadir Hastalıklar Politikası Dairesi bu konuyu ele alsın bir bakalım. Orada bir konuşma, bir açıklama yapsın. Bakanlık bu konuda topluma tavrını koysun. Lütfen söyleyin bak. Bunu yapın yani. Ben dilim döndüğü kadar söyledim toplantıda. Lütfen söyleyin bakalım ne yapacaklar. Ben de söylüyorum. Bakanla görüşüyorsunuz. Bakana söyleyin lütfen. Tekrar söyleyeceğim. Yani kamu söyleyin bakalım. Niye? Yani bakın dolambaçlı bir yoldansa. Yani tabii ki test bütün sadece o bölgede değil. Bütün Türkiye'de en çok nüfusun olduğu yerlerde. Biz bunu Nöroloji Derneği olarak kaç kere söyledik? Onları toplantıda da söyledik. Biz Nöroloji Derneği olarak zaten bunu savunuyoruz. Bu gen evliliklerde mutlaka birisine bakılması lazım. Birisinde varsa diğerine de bakılması lazım. Ondan sonra da aileyi bilgilendirmek, ona göre de onlar yolunu seçebilir. Bu zaten bence birincisi. İkincisi de doğan çocuklarda da erken bakın, tedaviyi verelim. Müthiş bir şey. Çocuk bak dedi, Ayça çok güzel anlatıyor. Verelim, presemptomatik gen verelim. Çocuk normal yaşamını sürsün. Mutlu olsun. Biz de o acıyı ne anne çeksin ne çocuk çeksin. Bu mümkün. Mümkün. Kesinlikle doğrusunuz. Yeni doğan taramalarının da hızla devreye girmesi lazım hocam. Lazım. Şüphesiz. 2021'deyiz. Bak 2020'deyiz. 1990 bunun geninin bulunduğu yıl. Doğru. Yani kaç yıl sonrasındayız? 31 yıl sonrasındayız. 31 yıl sonrası evet yapılmalıdır diye konuşuyoruz. Konuşuluyor, proje yapılıyor oluyor. Evet, icraata geçmek önemli. Çok haklısınız. Yayının evet. Çok başını fazla izleyemedim. Bir hasta yakınıyla görüşüyordum. Telefonum meşguldü. Acaba şeye değindiniz mi? Nusin Ersen uygulaması sırasında sahadaki yaşanan problemler konusunu konuştunuz mu? Ben hastalığı anlatmaya çalıştım. Nusin Ersen'le ilgili olarak da söyleyebileceklerimi söyledim. Ne olduklarını söyledim ama bir soru gelirse tabii ki veya sizin bir sorunuz varsa memnuniyetle cevap veririm. Hocam şundan bahsediyor işte yatak sırası beklemek, bölümlerin birbirine uzaklığı gibi. Arzucuğum bak evet tamam Arzu bak bu konu var ya işte ben yine yarama dokundu. Bak şöyle şimdi bak bu bir faz 3 çalışması. Tamam, erişkinlerdeki faz 3 çalışması bu. Tamam, bak biz rutin işi sürdürüyoruz, tamam mı? Üzerine bir faz 3 çalışması ekleniyor. Ve ben tike giren benim. Ama bin tane şey var. Bin tane evrak doldurmam lazım. O rapor, bu rapor, konsültasyon, 3 imza, 5 imza. Onları yapıp sisteme gireceğim. Anlatayım mı? Onay gelecek. Bu bir çile yani burası. Hiç yardımcım yok. O çile ancak asistan arkadaşlar ve uzman arkadaşlarım bana yardım ediyorlar. Sadece bak o görevi yok kimsenin. Şimdi siz dolayısıyla faz 3 çalışma yapıyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Nazlı Hocam burada bir çalışma planladığınız zaman neleri planlıyorsunuz? İnsan gücü değil mi? Zaman, personel. Bunu nasıl uygulayacağınız? Oraya nereye yatır? Bakın biz günübirlik tedavi yaptığımız, MS tedavisi yaptığımız, CIDP yaptığımız yere şimdi onun sinirsel hastalarının tedavisini yapıyoruz. Aynı odada
3 hasta oluyor, 4. hasta. RP yapıyoruz orada, iyi mi? Ya altyapısı, demek ki bunu bir çalışma gibi ele alması lazımdı. Ve öyle bana sorması lazımdı. Filmusa, senin neye ihtiyacın var? Bunu ben sana böyle bir görev vereceğim. 20 tane, 30 tane hasta var. Bunlar sana 3 haftada bir gelecekler, ayda bir gelecekler. LP yapacaksın. Bunları şu komple izleyeceksin. Bunları şöyle izle. Personel ihtiyacı, yardımın var mı? Yer nasıl? Sana yatış. Hepsi sorun. Hepsi. Çünkü neden? Normal rutin işin içerisine sana görev olarak verilmiş bir faz 3 çalışması. Avrupa'da bak, Almanya'daki geliyorlar, bize sunum yapıyorlar. Faz 3 çalışması. Biz 5 para da 5 kuruş para al. Onun için sakın söylediğimi sanmayın yani. Ama onlar bu faz 3 çalışmasında personel olarak zaten para alıyorlar. Ben bunun için söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir şey. Kolay değil. Bakın Hacettepe'deki arkadaşlar iflas ettik diye, Ayça bak sana o kadar yalvaranlar, biz o kadar zor durumda kaldılar ki biz şey olduk dediler. Yani yapabileceğimiz bir yerde durdurmak zorunda kaldılar. Yani bir yerden sonra hastalamaz duruma geldiler. O kadar zor durumda kaldılar ki Ayça. Biz de bazen... Merkez sayısının yetersizliği hocam. Annem hep bahsetti bundan. Merkez sayılarının artırılması ve hani sırf bir yere yüklenmesin o hastalar. Çeşitli merkezler olsun diye bakanlıkla görüşüyor. Onu da anlatır şimdi. Merkez sayısından dolayı Hacettepe'de de Ebru hocam çok severim. Onunla da iletişimdeyiz zaten. Annem konuşuyor. Ersin hocamla beraber çalışıyorlar zaten. İşte o da ondan bahsediyor. Hani yani hekimin de zaten SMA dışı hastaları var ve hani rapor iş mesela, rapor yazmak, bunu daha çok hani idari kısım, sekreter gibi yapılmalı. Hani sizden rapor yükü alınmalı en azından. Bunun gibi sorunlar var. Biz bunları da çözmeye çalışıyoruz. Rapor, bak bir şey söyleyeceğim. Rapor konusunda mesela multiple skleroz hastalığı var. Multiple skleroz hastalığında ilaç şirketleri hemşire gönderiyorlar. İyi mi? Ben istemiyorum öyle bir şey. Yani ama demek ki bak, multiple sclerosis gibi bir hastalıktaki bir şey, evrakların sisteme girişi için bile hemşire gönderildiği bir ortamda biz kendimiz, kendi hekim olarak Ebru Hanım, ben, bizimki arkadaşlar Filiz Hanım Adana'da, yani anlatabiliyor muyum? Bizler bir de onları, bir de bütün işlerin dışında bir de onu kaldırıyoruz yani. Ya Arzu Hanım, gerçekten çok zor durumdayız aslında. Yani ama ne, sebebi ne? Bak sebebi ne? Bak sebebini söyleyeyim. Sebebi birincisi nadir hastalıklar politikasının olması. İkincisi bizlere yani bu işin ciddiyetini kavramamış olmam. Hatta ben diyorum ki keşke bunu yapan kişiler bunun organizasyonunu yapsalar. Yani bu tedaviyi, bunu uygulamasını yapan kişiler organizasyonunu yapsalardı. Bunu daha yok ama sıfır. Sıfır veriyorum. 10 üzerinden 0. Şimdi hocam sizin açınızdan evet söylediklerinize tamamen katılıyorum. Çok büyük teşekkür bir ederim. Prosedür gerektiriyor. Lüzumsuz şeyler. Şimdi ben bir de hasta açısından da söyleyeyim. Yani biz de sizden tabii farklı değiliz. Tekerlekli sandalyeyle veya tip 1 hastalarımız işte ventilatör cihazı bilmem ne 7 tane cihazla o raporda istenen göğüs hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi falan falan branşlarına tek tek ve farklı tarihlerde üstelik bu pandemi ortamında girip çıkmak zorundalar. Ve her seferinde ve her tedavide. Evet, ya her niye böyle? Neden böyle? Ben kabul etmiyorum ya. Ben bak LP yapacak olan benim 3 kişilik LP raporu istiyor benden. Ya evet. İnanamıyorum. Evet. İnanamıyorum. Bunlar sadece bu bile gösteriyor. Bu işten sıfır anlayan kişiler bu işi yapıyor. Ben yani evet. Bunu bak Onur Bey'e de söyleyin, bu işi yürütenler hani orada bir odada toplanıp olmuyor arkadaş, öyle olmuyor hayat öyle yani, değil yaşadıklarımız bir uygulama sırasında benim veya bir başka ailenin yanında olmasını teklif ettim zaten. Sadece bir gün değil, o sürecin başından sonuna kadar orada olsun, orada ben görecek o zaman. Onlar raporu ona girdirtmek lazım. Sakin, içiniz rahat olsun. İnanın hepsini getirmeye de devam edeceğim. Ama şöyle bir güzel haber aldık. Mesela geçen gün de ailelerle bir yayın yaptım. Aile Van'da yaşıyor, tip 1 hastası var ve Ankara'ya gidiyor. Yolda çocuğunun bacağı falan kırılmış, düşünün. Yani neden belli sayıda merkez seçiliyor? Hep önerdiğimiz şu, SGK anlaşmalı özel hastaneleri de devreye sokun. Her ilde
İşte belli kadrolarda yoğun bakımcısı olan, nöroloğu olan, kardiyoloji, ortopedisi vesaire, bilirsiniz siz neden bahsettiğimi. Tabii. Bunların olduğu bütün üniversite hastanelerini açın bunu. Yani A, B hastanesi yerine biraz daha hastane yayılsın, hastaneye binen hasta yükü azalsın. Böylece biz şüphesiz siz de. Bunun sözünü aldık. Hatta Bakan Bey son açıklamasında yazılı olarak da bunu ifade etti. O kadar çok problem var ki. Sadece tedavi değil ki, medikal ihtiyaçlar. Hiçbirini tamamen SGK kapsamında alamıyoruz. Şüphesiz. Alamıyoruz ve ihtiyaçlarımızın her biri farklı, evet, ama hizmet ediyor. Yani ben sırf SMA üzerinden gidiyorum ama bu bütün nadir hastalıklar için böyle. İşimiz çok tabii, hocam. Tabii, ben... Ama önce Allah'a, sonra size emanet evlatlarımız. Yok, pes etmiyoruz hep beraber. Evet. Bu pes etmiyor, yok. Yani bunu dilimizin döndüğünce söylüyoruz ve doğrular sonuçta, doğru söylediğiniz zaman mesela bu prenatal tanı, evlilik öncesi tarama. Tarama bakın o kadar net ki. Tarama için vereceğiniz para 25 lira, 30 lira, 50 lira, hani 100 lira deyin, önemli değil. 100 lirayı veriyorsunuz ve ondan sonra onun maliyetini devlet olarak tabii ki karşılamanız lazım. Hani bu koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik anlayışı bu. Bu yani bu hani yeni bir şey değil. Yıllardan beri söylenen bir şey. Bir hastalığın olmamasını sağlamak daha büyük bir başarı. O hastalığı tedavi etmekten, o hastalığı önlemek daha büyük başarı. Göze görülmez, takdir edilmez ama sonuçta topluma daha büyük katkınız olur. Kesinlikle doğru. Evet. Yani teşekkür ederim Arzu Hanım. Edecekler ve yeni doğumlar da önlenecek. İşin özeti, evet, budur sevgili, özeti bu, öğrenciler. Kesinlikle. Size ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir toplantı ve yayın gerçekleştirdiğiniz için. Emeğinize, elinize, yüreğinize sağlık. Hocam sizinle de mutlaka sonra görüşelim. Tamam Arzu Hanım, memnuniyetle. Çok memnun oldum. Ayça'ya da Ayça. Bizden tamam, herhangi bir destek isterseniz memnuniyetle, seve seve hastaları yönlendirme adına olsun, evraklarla ilgili bir problem olduğunda seve seve ben yardıma hazırım dernekteki bütün arkadaşlarım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani hastalarım da elimden geleni yapmaya çalışıyor ama Antalya'da bir dernek yok bildiğim kadarıyla Seyma'nın. Belki bir dernek şubesi kurabilirsiniz Antalya'ya. Evet, olabilir yani. Antalya'daki hastalarınız bana ulaşıyor. Şube kurabilirsiniz. Arkadaşlarıma şöyle şöyle yazın, böyle böyle yapın, gerekirse konuşturun filan diye. Sizin isminizi de o vesileyle biliyorum zaten. Teşekkür ederim Arzu. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Siz çıkmadan bir fotoğraf alabilir miyiz hep birlikte? Tabii ki. Chat'ten biri yazmıştı da o kalmasın, arada kaynadı. Tüm SMA tiplerinde aynı delasyon mu var? Evet, SMN1, Exon 7, 7, 8 beraber veya Exon 7 delasyon olarak hepsinde aynı var. Tip klinik bulguya göre belirleniyor. Delasyon hepsinde aynı. Onu söyleyeyim. Ha, bir Nazlı... de o zaman benim de bir sorun vardı. Tamam Ayça, pardon sözünü kesmeyeyim. Nazlı hocama sorun var benim. Nazlı hocama. Ya, ayrıldın Nazlı mı? Nazlı hocamın ABD ile toplantısı olduğu için üzülerek var, adına da yazdım. Tamam. Ayrılmak. Oy, tamam. O zaman Ayça, bu sorumu lütfen Nazlı hocaya aktarır mısın? Yani 1/50 oranında bu delasyonun olmuş olmasını, toplumda bu kadar sıklıkta olmasını ne anlamı var? Yani bunu nasıl yorumluyor? Merak ediyorum. Onu söylersen çok sevinirim. Yani sorayım. Evet. Hocam bu arada, tamam, bu sırf çok... Türkiye'de değil, ABD falan da bu şekilde. Akraba tabii, tabii. Ama SMA taşıyıcılığı inanılmaz fazla bir durum. Tabii tabii. Ben onu, benim sunumumda vardı. Bir bölü 40'lardan 1/70'lere değişiyor. Bütün dünya için. Yani insanlığın bir sorunu bu. Ama tabii, akraba evli olunca olasılık çok yükseliyor. Tabii. Bizim diğer ülkelerden farkımız o. Evet, siyahi ırkta hatta taşıyıcılık oranı en düşük. 90'da bir, %1 gibi siyahi ırkta. Afrika, evet. Afrika kökenlilerde 1/7'ler, 1/70'lerde onlarda en düşük, onlarda 1/70'lerde. Bunun da bir anlamı olabilir gibi geliyor bana. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Etkinlik için de çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de sizinle tanışmak da büyük hocam. Çok mutlu oldum. Şey, bir hatıra kalması için bir poz verebilirsek bir fotoğraf alalım. Evet. Tamam. Katılan arkadaşlardan uygun olanlar kameralarını açabilirler mi? Açarlarsa o zaman.
Tamamdır. Çekiyorum o zaman. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Dilan, Pelin, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ben de. Hoşçakalın. Ayça, ayrıca sana çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.